Saygıdeğer Beykoz Kaymakamım Sayın Esengül Korkmaz Şişekli Hanımefendi, Sempozyum Başkanımız ve Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Başkanım, Tertip Heyeti Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Coşkun Hocam, İstanbul Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mahmut Ak Hocam, Türk-Alman Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Halil Akkanat Hocam, Beykoz Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mehmet Durman Hocam, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Hanefi Dilmaç Beyefendi, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız Sayın Oğuzhan Karaman Beyefendi, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Aydın Düzgün Beyefendi, geçmiş dönem Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Muharrem Ergül Beyefendi, çok değerli bilim insanlarımız, değerli akademisyenlerimiz, uzaktan yakından sempozyumumuzu teşrif eden ve bizimle birlikte olan, davetimize icabet eden saygıdeğer konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Dünyanın incisi, Boğaz'ın en güzel ve en özel köşesini süsleyen şehir Beykoz'umuz, ona verilen kıymeti ortaya koyan bir çalışmaya daha ev sahipliği yapıyor. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz yerel yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi, ilçe sakinlerimizin şehrimiz ve onunla bağlantılı gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, Beykoz'umuzun kalkınmasına dair potansiyel imkanların tespit edilmesi ve yürütülecek politikalara ve uygulamalara ışık tutulması amacıyla Beykoz Belediye'mizin düzenlediği, akademi camiamızın katkılarıyla gerçekleşen 3. Beykoz Sempozyumumuzun açılış toplantısındayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Değerli konuklarımız, açılış oturumumuza geçmeden önce saygıdeğer Sempozyum Başkanımız ve Tertip Heyeti Başkanımızın, saygıdeğer Kaymakamımızın duygularını, düşüncelerini alacağız. İlk olarak değerli konuklarımız, Sempozyum Tertip Heyeti Başkanımız, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Coşkun Hocam'ı alkışlarınızla duygularını almak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Hocam buyurunuz. Kıymetli konuklar, sayın rektörlerim, sayın belediye başkanı, hocalarım, bu kez Beykoz Sempozyumu'nun üçüncüsüyle Beykoz 2019, 2020, 2021 sempozyumlarını gerçekleştirdik birlikte. Ben çok kısa birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu nereden çıktı öyküsüne, sorusuna bir iki satırla bir şeyler söylemek istiyorum. 2019 seçimlerini müteakip, sevgili Murat Aydın Başkan, kişisel dostumuz da var. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji'me geldi, bizi buldu. Hoca, bir sempozyum istiyoruz. Ben de sempozyum bu işin şeyi değil, araştırma lazım dedim her zamanki bilim tarafından. O ısrar etti. Başladık, iyi ki başladık. Sonrasında Beykoz Kitaplığı vesaire başka türlü çalışmalar, mecralar da açtı. Başka projeler de çıktı. Onun için işin başladığı sonra kendisini buradan selamlıyorum bir kez daha. İlk sempozyumda kısaca ben birkaç bir şey söyleyeceğim. O da şu, Beykoz'un daha ziyade tarihine odaklandık. Abdülhamit Ahmet Mithat Efendi'ye sorar, nedir bu Beykoz? Valla önü deniz, arkası orman, ortası bostan dedi. Biz öyle olmadığını biraz en eski çağından, ilk yerleşmelerden, yarınki oturumlarda da biraz daha değişilecek tabyalar üzerinden Hümeyra Bostan arkadaşımızla birlikte epey tarihine odaklandık. Epey bir tarihini açığa çıkarma, bir kazı hareketi oldu ilki. İkincisinde hem işin iktisadi yapısı, sanayileşme süreci, sanayileşme sonrası, işin sosyolojisine odaklandık. Bu kez Beykoz Sempozyumunda, Beykoz 2021 Sempozyumunda daha çok Beykoz'un Boğaziçi ile ilişkisine odaklanmak istedik. En uzun sahili var İstanbul'da Beykoz'un. Onunla hayat bulması söz konusu. Yuşa şeyinden başlayarak, makamından başlayarak hep en eski çağdan beri Beykoz bu su yoluyla ilişki içerisinde oluşması söz konusu. Süpersiz sanayileşme bambaşka bir karakter kazandırmış durumda. İkincisi, Beykoz İstanbul'un gerçekten hayatiyet alanı, kupon boy alanı,
oksijen alanı, Beykoz ormanlarına ve çevresine sürdürülebilirliği konusuna odaklanmak istedik. Hemen onun yanında, ormanın temasının yanında tarım meselesini de kurcalamak istiyoruz. Beykoz Belediyesi bu konuda epey bir yol gitti, sözleşmeli tarımla vesaire. Epey çalıştaylar. Biraz onu kurcalayacağız. Ama diğer taraftan da Beykoz sanayileşme sonrası, sanayinin burada desentralizasyonu sonrasında çok ciddi bir istihdam kaybı yaşıyor. Genç nüfus kaybı yaşıyor. Buranın harekete geçirilmesi noktasından biraz turizm nasıl gündelik turizmin ötesinde çekilebilir, ne yapılabilir bu konuya odaklandık. Biraz bu eksende gideceğiz. Biraz da Boğaziçi bir yaşama olanak, bir kültür olarak mesela Beykoz bu ilişkilerin içerisinde en eski zamandan beri biraz hem edebiyatımızda hem de gündelik hayat okumaları üzerinden Boğaziçi kültürü, yaşama formu, gündelik hayat oraya da odaklandık. Sempozyuma ciddi bir biçimde bilim kurulunun bir omuz vermesi var. Burada Süha hocamı, Profesör Doktor Süha Göney, Profesör Doktor Korkut Tana hocamdan başlayarak selamlamak isterim. Tüm arkadaşlarımız, İstanbul Üniversitesi hep yanımızda oldu, hep çekirdekte akademinin motor gücü olarak çarptı. Onun için kendisine burada, şahsen de burada Mahmut Ak hocam, çok teşekkür ediyorum destekleri ve bugün burada bizimle beraber oldukları için. Mutfakta tertip heyeti, özelde sekreteryada Adem Başpınar arkadaşımız çok omuz verdi. Çok kendilerine çok teşekkür ediyorum ama açılış oturumunu hasreten selamlamak isterim. Hem Olcay Hanım'la uzun mesailer yaptık, Olcay Aydemir arkadaşımız da. Su Hanım her zamanki gibi bize ortada burada da eşlik etti. Sana başka zaman söz kesinlikle vereceğiz yani, bir tebliğ alacağız senden. Şöyle elini kaldır da görsünler burada Su Hanım. Sedat Bornovalı Rehberler Odası Başkanı arkadaşımız, ben ne yapacağız Sedat Hocam bu Boğaziçi meselesinde dediğimizde çok yol gösterici katkılarda bulundu. Önder Küçük Erman Hocam her zaman yanımızda oldu. Üçüncü sempozyumunda da bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Kültürel mirasın korunması anlamında Olcay Hoca bir taraftan, Önder Küçük Erman Hocam bir taraftan ortaya bir yemek koymaya çalıştık. Tertip heyetinden başlayarak mutfağımızı, ama şu anki organizasyon, akademik organizasyon bizde, şu anki organizasyon belediye başkanlığında, orada da kültür müdürümüz Basri Akdemir'i, başkan yardımcımız Bünyamin Korkmaz'ı, en önemlisi işin süvarisi Murat Aydın başkanı selamlıyorum, çok teşekkür ediyorum. Ben sözü burada bırakayım. Çok güzel, verimli bir sempozyum diliyorum. Kolaylıklar olsun. Hoşçakalın. Sempozyum Tertip Heyeti Başkanımız, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Coşkun Hocamıza katkılarından dolayı da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Değerli konuklarımız, böylesi akademik bir çalışmaya, böylesi dizi, özel bir bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapan saygıdeğer sempozyum başkanımız ve Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Beyefendi, alkışlarınızla konuşmalar için huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer rektörlerim, sayın kaymakamım, saygıdeğer hocalarım, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, muhtarlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şunu ifade edeyim, ben dinlemek için buradayım ve dinlemek için yine sempozyum süresince burada olacağım. Öncelikle teşekkürlerimi arz edeyim.
Sonra da huzurdan ayrılacağım. Rabbime şükrediyorum. Beykoz'da anlamlı bu çalışmalara ev sahipliği yapma ve bu çalışmaları yapma imkanını bize bahşetti. Beykoz'da hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bize yetki verdi. Onlardan aldığımız yetkiyle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bilim kurulundaki saygıdeğer rektör hocalarıma ve bilim kurulundaki hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tertip heyetindeki arkadaşlarıma, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Danışma kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 17 oturum olacak, 72 tebliğ sunulacak, 76 konuşmacı olacak ve toplam 105 akademisyen bu konularla ilgili yaklaşık bir yıldır çalışma yapıyorlar. Bütün emeği geçen hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu dönem, yani bu dönem derken 8. dönem olarak kabul ediliyor İstanbul'daki seçimler, yerel seçimler. 3 tane yapmış olacağız. Artık önümüzdeki dönemlerde çalışmalar yine gerekirse devam ettirilebilir. Ama biz sadece kapağı araladık. Onu söyleyeyim. Büyük hazine var kapağın altında. Onu ifade etmek isterim. Bu bilgilere sahip olmak, yaşamı kolaylaştırmak, yaşamı mutlu kılmak, insanlarımızı mutlu ve huzurlu kılmak adına önemli değerler. Onun için zaten bu işler yapılıyor. Beykoz'da yaşayanlar mutlu olsun, huzurlu olsun, zengin olsun, güzel bir ortamda yaşasınlar diye arzu ediyoruz. Onun için de geçmişle ve geçmişte var olanı bugüne aktarmakla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İsmail hocama teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bizi kırmadı. 2,5 yıldır kahramızı çekiyor. Yoğun bir tempo ile çalışıyor. Destek verdiniz, bizlerle birlikte oldunuz, davetimize katıldınız. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Sempozyum Başkanımız ve saygıdeğer Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Beyefendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz değerli konuklarımız. Desteklerini ve himayelerini her daim yanımızda hissettiğimiz saygıdeğer Kaymakamımız Esengül Korkmaz Çiçekli Hanımefendi, alkışlarınızla konuşmalar için huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Değerli rektörlerimiz, kıymetli hocalarımız, çok kıymetli belediye başkanım, muhtarlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya varmadan önce tebliğ özetlerine şöyle bir göz atma fırsatı edindim. Tebliğ özetlerinde Beykoz'un tarihi, edebiyatı, kültürü, sanatı, tarımı, Beykoz'a dair hangi değerler varsa bu tebliğ özetlerinin içinde bilgi paylaşımlarını gördüm. Sonra da mesleğim açısından şunu düşündüm. Keşke çalıştığım yerlerde bu tür kitapçıklar elimizde olsaydı. Çünkü malumunuz biz pratik üzerine çalışıyoruz. İnsanların anlık sorunlarını ve gündelik yaşama dair problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Bazen de ya buraya geldik ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ama bir şeyi denemiş oluyoruz, sonra bir bakıyoruz ki bu başkası tarafından denenmiş ama başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu tebliğ özetlerinin mesleğim açısından şöyle bir kıymeti var. Bakıyoruz geçmişte neler yapılmış ve biz neler yapabiliriz. Çok büyük bir birikim ve aynı zamanda geçmişi bilmeden geleceğe de bir şey inşa etmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Bu özetler bulunduğumuz yörenin geleceğini inşa etme noktasında bize çok büyük bir rehberlik, bir dikiz aynası vazifesi görüyor. Bu birinci noktaydı. İkincisi de şu, burada acaba bu değerler bütününü ileriki zamanlarda
biz genelde sözlü kültüre güveniriz. Yazılı bir şeyler bırakmamaya gayret ediyoruz. Zor geliyor galiba. Ama şunu düşünüyorum. Bütün bu değerlerin yazıya dönüştürülmesi bence bir parmak izi gibi. Yani tarihe dipnot düşüyoruz. Bu da çok önemli, değerli. Burada emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere, belediye çalışanlarımıza, rektörlerimize, herkese, emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer Kaymakamımız Esengül Korkmaz Çiçekli Hanımefendi'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Hocam, saygıdeğer Belediye Başkanı biraz önce paylaştılar değerli konuklarımız. Üç bölümlü olarak düşündüğümüz dizinin üçüncü ve sonuncusu olarak hazırladığımız Beykoz 2021 sempozyumumuz pazar gününe kadar devam edecek. İlk oturumu bugün gerçekleştireceğiz. 16 oturumu cumartesi ve pazar olarak planladık. Değerli konuklarımız, şimdi dilerseniz açılış oturumuna geçelim ve değerli hocalarımızı huzurlarınıza davet edelim, tebliğlerini sunmak üzere. İlk olarak açılış oturumumuzun başkanlığını yapmak üzere Sayın Hocam biraz önce ifade ettiler, Rehberler Odası Başkanımız, sanat tarihçisi ve aynı zamanda çok başarılı bir tercüman. Oturum Başkanımız Doçent Doktor Sayın Sedat Bornovalı Hocamızı alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurunuz. Değerli konuklarımız, yine başarılı restorasyonlarından tanıdığımız yüksek mimar Doktor Sayın Olcay Aydemir hocamızı alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Hocam buyurunuz. Yine başarılı restorasyonlardan tanıdığımız çok kıymetli yüksek mimar Doktor Sayın Sinan Genim'i alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Değerli hocam, buyurunuz efendim. TRT2 tarih söyleşileri deyince onu çok yakından tanıyoruz hepimiz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Zeynep Tarım hocamız. Değerli hocam buyurunuz. Alkışlarınızla davet ediyoruz hocamızı. Efendim, bir müellif, çok başarılı bir tasarımcı hiç şüphesiz. Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Önder Küçükerman hocamızı. Değerli hocam buyurunuz lütfen. Aramızda olmanızdan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Hocam, Sayın Bornovalı'ya ben mikrofonu tevdi ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım ve rektörlerim dedikten sonra böylesi üst düzey bir katılımı eğer protokol listesine tümden hitap ederek devam edersem muhtemelen açılış oturumu kapatmakla yetinmek zorunda kalacağım, affınıza sığınarak. Dolayısıyla hitapsız devam etmemi anlayışla karşılarsınız diye ümit ediyorum. Ama sayın rektörlerim demişken, tabii Türk-Alman ve Beykoz'un yanı sıra mezun olmaktan çok büyük şeref duyduğum İstanbul Üniversitesi'nin rektörüne de hitap edebiliyor olmaktan çok çok şeref duyduğumu bir kez ifade etmeme lütfen müsaade buyurunuz. Masanın bu tarafına baktığımız zaman da durumun hiç farklı olmadığını görüyorum. Açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumun farkındayım. İdrakindeyim. Fakat benim açımdan tabii bunun sadece böylesine zaten takdim edilmiş olan önemli isimlerle birlikte aynı masada oturmaktan daha da başka bir özelliği olduğunu benim açımdan dile getirmem gerekiyor efendim. Şöyle ki hem sanat tarihçi dediler hem de şu andaki görevimle İstanbul Rehberler Odası Başkanlığı. Bazen deniyor ki efendim bu turizm hafif bir şey. Yani aman hatta rehber olduğunuzu söylemeyin, sadece sanat tarihçi deyin ya da akademisyenim deyin. Rehber uygun değil diyorlar. Hani o bir meslek, siz öbürü bir unvan diyorlar. Artık saraylar yok. Saraylar varsa da sarayların sahipleri için değil, herkes için var. Ve böylesi bir dünyada artık bizim sarayları daha iyi anlamamız ve daha iyi anlatmamız, paylaşmamız için de aslında en büyük işverenlerimiz herkes. Yani güzellikleri görenler, görmek isteyenler, tanımak, paylaşmak isteyenler aslında asıl sahipleri. 21. yüzyıl böyle bir dünya. Demokrasi dediğimiz, hepimizin arzu ettiği düzen böyle bir düzen. O yüzden de sadece eski püskü bir şeyler var mı acaba bunlara kendi kendimize bakalımın çok ötesinde bir tarihçilik, bir akademisyenlik, bir araştırmacılık söz konusu. Ve masanın bu yanındaki dört büyük isimle benim işte
O bağlamda çok farklı hatıralarım var. Zeynep Tarım Hoca'yı herkes tanıdığı için bu yön, hiçbir yönünü tanıtmama gerek yok ama en azından kendisinin Topkapı Sarayı'nı anlatmak organizasyonunda turist rehberleri için yapılan bize Topkapı Sarayı'nı anlatmayı anlattığını söylememiz gerekiyor. Ardından Sinan Genim hocamız da Türkiye'deki turist rehberlerinin ilk mesleğe başlarken edindiği ezber bilgilerin çok ötesine geçen ayrıntı, vurucu, belirleyici bilgilerini bizlerle paylaşmak için defalarca turist rehberlerini kucakladı. Her zaman yanımızda oldu. Olcay Aydemir hocamıza geçtiğim zaman neden atladım acaba şimdi? Tabii ki arada Önder hocayı atladık. O da aynı şekilde eskinin çehresini yeniden bulmak, yeniden tanımlamak yolundaki restorasyon faaliyetlerini, bir yandan da o ünlü restorasyon için kapalı kavramı var ya, tersine çevirip restore ediyoruz, onun için açık şeklinde turistlerle, turist rehberleriyle çarpan değer oluşturarak herkesi kucaklar şekilde mesleğini icra etmesi sürecinde hep bizlerle birlikte oldu. Önder hocamızın farklı bir boyutu var. Onun yaptığı araştırmalar, tasarım tarihi, endüstri tasarımı, işte nazar boncuğundan tutunuz, camdan tutunuz, küçücük nesnelere adamış olduğu hayatı, birikimi bizim için parça parça dokunacak, ilmek ilmek alınıp ondan sonra kendi birikimimize katarak turistlere anlatılacak asıl ruhunu birçok şeyin, anıtsal olmayan birçok şeyin de asıl ruhunu tanıtmamızı sağlayacak ayrıntıları bize altın tepsi içinde sundu. Fakat tabii neden son ve neden özellikle Önder Hoca? Çünkü kendisini cahil cesareti olarak, affınıza sığınarak ifade ediyorum, 20 yıl önce kendisine ben Endülüs'te 10 günlük bir turda rehberlik yapmıştım. Aklınız alıyor mu böyle bir şeyi? 20 yıl önceki halimle ben bütün işte Endülüs'ü, Elhamra'yı, Sevilla'yı, ne aklınıza geliyorsa Kurtuba'yı ona rehberlik yapıp anlatmaya çalışmışım. Hiç başka bir şey değilse, hani cesaret verdiği için, o gün de teşvik ettiği için, bozmadığı için denir ya, herhalde büyük bir minnet borcum var. Gezmeye, tozmaya, kendisi de turizmin bütün bilgileriyle hep aktörü olmaya bu derece şu ana kadar da devam ettiği için de kendisine saygılarımı ifade etmem, şükranlarımı ifade etmem gerekiyor. Normalde tanıtım bu şekilde yapılmaz değil mi efendim konuşmacılara? Oturum başkanı böyle tanıtmaz ama bu oturum bunu gerektiriyordu diye düşündüğüm için bu şekilde ifade etmeyi yeğledim. Bunun ardından tabii ki hep herkesin biyografisini biliyoruz zaten. Yoksa burada böylesine saygın, seçkin, üst düzey bir katılım söz konusu olmaz. Sanıyorum Sinan Genim hocam değil mi başlayan? Kimdir? İlk olarak Önder hocam başlıyorlarmış. O zaman değerli hocam bize, tabii ben biraz bağlamış gibi oldum sizleri ama oturumun zaten kompozisyonu da biraz öyle. Yani geçmişten kalanlar geleceğe nasıl kalacak ve biz onları, peki kaldılar ne yapacağız? Onları öncelikle sizin bunca zamanlık birikiminizin meyvesi olarak duymayı çok 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 arzu ediyoruz. Hatta çok bile uzattım, affınıza sığınırım. Lütfen buyurun efendim, saygılar. O zaman kürsüye geçelim. Sevgili Beykoz, kıymetli meslektaşlarım, kıymetli kaymakamım, girişimci belediye başkanımız, sizlere önce teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten Sayın Kaymakam Hanımefendinin söylediği gibi çok az yerde geçmişten kalan mirasın kaynakları nedir? O konu çok az araştırılmıştır. O bakımdan çok önemli bir kaynak yaratılmış oldu. Tabii bu işin cengaveri de İsmail Bey dostumuz, kılıcı elde yürüyor. Sizler de desteklediniz. Umarım ileriye doğru iyi bir işaret bırakırız. Ben kıymetli meslektaşımın söylediği gibi işe değişik taraftan bakıyorum. Ben tarihçi değilim ama kader beni sanayi tarihçisi yaptı. Bu 88. kitaba gelmişim geçenlerde. Karım nasıl yaptın bu zor işi dedi. Vallahi kolay oldu çünkü o sanayinin zaten içindeydim. Yaptığım işi yazınca da kitap oldu dedim. Dolayısıyla bugün sizlere
Beykoz'un geçmişini değil, geleceğiyle ilgili bir soru sorarak başlamak istiyorum. Tamam, güzel, Beykoz çok kıymetli bir mirasa sahip. De, 2050 yılında bunlar ne olacak? Kim hatırlayacak? 2050'yi geçtik, 2100 yılında ne olacak? Çünkü bu seminerde konuşacak olan herkes en az 200-300 yıldan bahsediyor. Ancak bunlar uzmanlık seviyesinde incelmiş olarak karşımızda. Peki gerçek nerede ve bizden sonrakiler bu işi nasıl anlayacaklar, neyle öğrenecekler? Bu konuşmamın temeli şudur. 1950 yılında savaş sonrası Danimarka'daki eğitim bakanı hükümete bir soru soruyor. Biz Viking miyiz? Evet. Peki Viking olduğumuzu ilerideki kuşaklara nasıl anlatacağız? Kitap mı yazacağız? Film mi çevireceğiz? Roman mı yazacağız? Onun üzerine hükümet uyanıyor ve bu soruyu sorana, peki gerçek bir Viking arazisini veriyorum, kazıya başla ve yaşat diyor. Bu benim bildiğim dünyadaki tek örnektir. Kopenhag'dan yaklaşık 25-30 dakika sonra Lyra Research Center diye bir yer var. Bu Lyra Research Center'ın planı burada. Burası müze değildir, Disneyland değildir, turizm tesisi değildir, devletin değildir, devlet destekli bir özel girişimdir. Ancak Viking konusunda yapılmış en önemli çalışmaları yapan bir jeneratördür. Hepsi bu kadar. Fakat ilginç olanı burası gerçek bir kazı sahası. 1000 sene önceki gerçek bir Viking yerleşmesi. Yapılan ilk iş şu oluyor, önce kazı başlatılıyor. Kazıdan sonra çıkan aletlerle aynı teknikleri kullanarak aynı binalar yeniden yapılıyor. Ve burada bir araştırma merkezi kuruluyor. Burası hem bir akümülatördür hem de bir jeneratördür. Ben bu konuyla ben niye ilgiliyim? Sebebi çok ilginçtir. Burası, şimdi onu açıklayacağım sizlere. Burada şöyle bir temel kural konuyor. Eğer bir Viking çocuğu İsveç, Norveç, Danimarka'daki hayatı boyunca burada 15 gün geçirmek zorundadır. Madde 1. Bu geçirdiği süre içinde ne yapacak? Toprağı kazacak, süt sağacak, peynir yapacak, tereyağı yapacak. Sonra tezgahta Viking kumaşı dokuyacak, sonra demir tezgahında Viking'in çeliğini döverek elde edecek. Peki bunun sponsorları kim? Dünyanın en güçlü çelik şirketleri, SKF bunun ana sponsoru, demirciliğin. Tekstil atölyesinin ana sponsoru H&M. Seramik bölümünün endüstrisi en büyük emperyal porselen seramik fabrikaları. Yani Viking dünyasını bugün dünyada en iyi temsil eden en güçlü şirketler projenin arka planında. Ve şunu araştırıyorlar. Niçin 1000 senedir Viking çelik endüstrisi, Viking dokuma endüstrisi, Viking gıda endüstrisi niçin güçlüdür? Besel buradaki mesela tereyağının arkasında. Dolayısıyla bu benim bildiğim turizm tesisi olmayan, Disneyland olmayan, eğlence tesisi olmayan, dünyanın en ciddi bilginin geleceğe transfer edildiği merkezdir. Buradaki pazarlar, burada kalanlar Viking gibi giymek zorunda. Normal kıyafetiyle olmuyor. Bir Viking ruhunun sonsuza kadar taşınacağını size buradan temin edebilirim. Burada Vikinglerin iki tane çok önemli endüstri kolu vardır. Bir tanesi balta, bir tanesi mızrak. Mesela Vikingler kılıç kullanmaz, baltacıdır. Ama o yüzden dünyanın en ünlü baltaları Viking malıdır. Benim gençliğimde Karaköy'de balta alacağın zaman Viking, yani Danimarka, Norveç, İsveç baltası satılırdı. Şu anda da prestijli olanlar onlardır. Ve bu çocuklar kılıç kalkan kullanmadan balta ve zıpkın kullanarak bu işi sürdürüyorlar. Çünkü odunla ve baltayla mücadele çok temel bir mücadele usulüdür. Alet yok elinde. Mücadele etmenin kurallarını öğretiyorlar 7 yaşındakilere. Balık tutmayı öğretiyorlar. Dikkat ederseniz buradaki balıkları sopayla tutuyorlar.
Boğaziçi'ndeki balıkçılar en pahalı Amerikan malı otomatik oltayla balık tutmaya çalışıyor. Onu herkes tutar. O zaten kendiliğinden tutuyor. Dolayısıyla buradaki bu görüntüleri ben o zaman sizlere taradım. Daniska kelimesini hepiniz bilirsiniz. Daniska şuradan çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında çelik endüstrisi savaş sebebiyle Türkiye'ye gelemediği için el altından Danimarka, Danzig yani o bölgedeki endüstri kuruluşlarının buraya gelen çeliklerini el altından getiren kara borsacılara demir var mı dedikleri zaman Daniskası var demişlerdir. Dolayısıyla Daniska Dansk'tır. Yani bugünkü Viking'in önemli bir markasıdır ve Türkçe'ye girmiştir. Peki ben bu işle niye ilgiliyim? 1980'li yıllarda bir camcı olarak Anadolu'nun güneyinde Mersin tarafında dünya camcılığı orada başlamıştır. 3000-4000 sene önce. Dolayısıyla hiç kimse yazmamış bu kitabı. Bu göz boncuğu nedir? Nazar olma kısmı başka. Teknik olarak nedir? Bunun teknolojisi nedir? Bu bilgi ileriye nasıl taşınmış? 3000 seneden beri hala devam ediyor. Türkiye'de insan sayısı bugün 80 milyon, boncuk sayısı 3 çarpı 80 milyondur. Bunu kim üretiyor? Nerede üretiyor? Hangi bilgiyle üretiyor diye aradığım zaman bu kitabı yazdım. Bu kitap esrarengiz şekilde büyük bir satışa ulaştı. En çok kim alıyor diye araştırdık. Danimarkalılar ve Japonlar alıyorlarmış. Sebebini araştırdık. Bunun sebebi kendiliğinden bir gün karşıma geldi. Sekreter, dekanken mimarlık fakültesinde sekreter dedi ki bir Danimarkalı geldi. Randevusuz ne yapalım buyursun dedim. İçeri girdi ve bir A4 kağıt uzattı. Danimarka kraliçesinin mührünü taşıyan kağıtlar katlanmazmış. Onun için A4 kağıtla bir zarf verdi. Dedi ki sizi Danimarka'ya davet ediyoruz. Çünkü Viking mezarlarında 64 tane bu boncuk var. Sebebini arıyorlar. Danimarka'daki mineral yapısı bu boncuğu yapmaya uygun değil. Kobalt yok. Kobalt da dünyada en çok Türkiye'de var. Peki ama Viking nereden bu boncuğu buluyor da mezarına kutsal bir parça olarak koyuyor? Danimarka hükümeti ve kraliyetin bugünkü bizim milli saraylar gibi olan örgütü beni uluslararası bir kongre düzenlemeye ve açış konuşmasını yapmaya davet ediyor bu kitap yüzünden. Fakat kibar davet yazısının sonunda lütfen uyku tulumunuzu da yanınızda getirmeyi unutmayın yazıyor. Tabii bu cümleyi ben anlayamadığım için sert bir cevap yazdım. Biz artık uyku tulumunda yatma dönemini geçireli çok oldu diye. Kibar bir cevap geldi. Üzülmeyin. O halde biz size oradaki bir camcılıkla ilgili profesörü 15 gün tatile gönderir. Evini size tahsis ederiz. Şoförü, arabası, aşçısıyla sizi orada yatırırız dediler. Hah dedim bak koskoca bir profesöre böyle uyku tulumuyla mı yatıracaksınız diyerek hayatımın en büyük hatasını yaptığımı bilmiyordum. Danimarka'da bizi karşıladılar. Sonra dediler ki bu kongrenin yapılacağı yer neresi size onu gösterelim. Meğerse Viking sarayında 15 gün yatma hakkımı böylece kaybettim. Bir daha da alamayacağımı biliyorum. Burada görünen heyet orayı gezen turistler değil, dünyanın en büyük cam müzelerinin yöneticileri, üst düzey yöneticileri. Ben açış konuşmasını yaptıktan sonra herkes uyku tulumuna girdi ve bu Viking sarayının içinde yattılar, Viking yemeklerini yediler. Ben şehre döndüm, aşçının yaptığı yemekleri yedim. Sonradan beni almadılar beni oraya. Hala canım sıkılmaktadır. Ben bu kitabı yazarken neyi yaptım da bu kadar önem kazandı? İki şey yaptım. Bir, soldaki fotoğrafı görmüşler. Bu tip üretimi yapanlar kendinden sonraki kuşağa nasıl bilgi aktarıyor? Çok önemli bir fotoğraftır bu. Sağdaki de camcı olarak aslında yanmaması gereken bir cam fırınının nasıl mucizevi bir teknikle yandığını gösteren İlk kez ben bunu analiz etmiş, yayınlamışım. Dolayısıyla benden istedikleri de ilaveten şuydu. Bu boncuk fırınlarından bir tanesini Lyra'ya siz kurar mısınız?
O zaman rahmetli Adnan Kahveci'nin danışmanı olduğum için ben tabii derhal söz verdim, kurarız dedim. Ama geldikten kısa bir süre sonra ülke iklimi değişti, kendisini kaybettik, projeyi yapamadık. Efendim, benim yatma şansını kaçırdığım Viking kralının binası budur. Dolayısıyla o gün bugün davet yazılarına çok dikkat ederim. Gelelim konumuza. Bu örneği şunun için verdim. Danimarka bugün dünyanın en yüksek refahına sahip, dünyanın bu konulardaki en güçlü sektörlerine sahip, en güçlü üniversitelerine sahip ve en sağlıklı, kafa sağlığı yerinde olan, hatta o kongreye gelenlerden bir profesör rektör vardı. 20 kilometreye yakın yerden bisikletimle geldim dedi. Siz dedi arada bir yılda bir sağlık kontrolü yapıyorsunuz. Ben sağlık kontrolümü her gün yapıyorum. Bisikletimle gidip akşam eve düzgün geliyorsam sağlık yerindedir demek. Dolayısıyla Danimarka kıskanılacak bir ülkedir. Viking'dir. Bu Vikinglerin o arada bu boncuğa nasıl ulaştıklarını araştırdılar. Ben de araştırdım. Bunlar 1000 sene önce Tuna yoluyla Karadeniz'e geliyor, Rize-Trabzon arasındaki Arakli'ye yerleşiyor ve o bölgeyi kolonize ediyor. Bugün o bölgede yaşayanların saçı kırmızı, yüzü sarı, gözü de mavidir, gemicidir, demircidir ve inşaatçıdır. Dolayısıyla ben hala orada bir Viking kanı olduğunu gözümle baktığımda görüyorum. Oradaki herhangi biri Stockholm'de yürürse İsveçliler ona merhaba diyebilirler. Peki 2050 yılında Beykoz'da yaşayanlar eskiden burada ne vardı, nasıl anlayacaklar, nasıl bilecekler? O dönem burası Sultani Köşkler, yani Royal Garden, şaka değildir. Bu köşklerin içerisinde ben buradan göremiyorum, görüntü alınıyor mu bilmiyorum. Rahmetli hocamız Sedat Hakkı Bey'in yayınladığı o köşklerin içinde, Boğaz içindeki tek denize doğru taş döşenmiş bir havuzun içinde suyun içine yapılmış köşkü yaptıran Hançerli Sultan'ın köşkünün olduğunu kaç kişi biliyor? Rahmetli Sedat Bey bunun bütün dokümanlarını toplamış. Hızını alamamış, bir de bunun rölevesini yayınlamıştı. Acaba niye durdu? Resim. Bekleyelim mi? Ne yapıyorlar, müdahale ettiler. Resetliyorlar galiba, aç kapı. Efendim? Aç kapı yapıyorlar bilgisayara bir saniye. Evet. Sizlere ben tarihçi değilim ama üreten bir bölgenin karakterinde çok önemli ve büyük zorluklar vardır. Beykoz'un bu kıymetli sanayi mirasının yaratılmasında Topkapı Sarayı'ndan başlayan büyük bir güç aktarılmıştır buraya. Sonra 50 yıl sonra Dolmabahçe Sarayı'nın büyük bir gücü buraya aktarılmıştır. Daha sonra Yıldız Sarayı'nın büyük bir gücü aktarılmıştır. Cumhuriyet'in çok büyük bir gücü aktarılmıştır. Bu diyalar çalışmaya başlayınca size onları gösterebileceğimi umuyorum. Bunu hazırlarken çok çalıştım, böyle bir şeyin olmaması için. Sözel olarak zaman kaybetmemek için devam edeyim. Üçüncü Selim bu bölgeyi sanayi bölgesi yapmıştır. Bu sanayi bölgesi Avrupa'da ve dünyanın her yerinde aynı tarihlerde başlamıştır, 1700'lerde. Dolayısıyla bu Beykoz geri bir endüstri değildir. Normal endüstri devriminin buradaki bir yansımasıdır. Ve ortaya çıkartılan cam bana göre züccaciye değildir. Osmanlı Devleti'nin ilk kez batıyla entegre olmaya doğru dönük bir üretim ve tasarım prosesidir. Üçüncü Selim boşu boşuna Venedik'ten buraya adam getirtip, boşu boşuna orada cam fabrikası keyif olsun diye kimse böyle bir şeyi kurmaz. Dolayısıyla orada yapılan dünya kültürüyle eş değer bir üretim hattı kurmaktı. 50 yıl geçince bu üretim hattı bu defa boyu daha büyüyor. 1850'lerde Kraliçe Victoria'ya verilen
Beykoz camları aslında iki ülkenin endüstriyel gelişmesini daha sonradan tetiklemiştir. Dolayısıyla hiçbir zaman bunlar böyle bir devlet yöneticisinin hadi buraya bir fabrika kuralım falan diyeceği işler değildir. Pahalıdır, zordur ve yapılması gerektiği için yapılmıştır. Bunun yanında Türkiye'nin en eski deri sektörü laf olsun diye burada kurulmamıştır. Çünkü bugün hala akan o dere 1700'lü yıllarda sanayinin ana kaynağı demekti. Dere akıyor, çarkları çalıştırıyor. Yoksa o dere laf olsun diye hani içine balık tutalım deresi değildir. Dolayısıyla o küçücük dere Beykoz'u bugün Türkiye'nin en güçlü markalarını yaratmıştır. Türk deri sektörü buradan ortaya çıkmıştır. Ama o dereye dere dediğimiz zaman olmuyor. Evet, ben hızla geçeyim o zaman, görüntülü hale getireyim. Bu denizin ortasında bulunan bu mendirek gibi kapalı olan bölüm şu anda Paşabahçe Fabrikası'nın lokalinin bulunduğu yerdir. Zamanla üstüne taş dolmuş, toprak dolmuş, kömür doldurmuşlar. Sonra da üstüne koymuşlar, unutulmuş gitmiş. Şaka değil, Boğaz'daki tek denizin içinde yapılmış köşktür. Planları, şekilleri değişik yüzyıllarda, Sinan bunları benden daha iyi bilir. Cephesi ta nerelerden alınıp getirilen, İran'dan getirilen süslemelerin yerleştirildiği, Kanuni'nin annesi Hançerli Sultan'ın adına yapılmış köşklerdir. Kayboluyor, gidiyor. Eğer bunu birkaç kişi söylemezse acaba nerede? Dünyada böyle bir örnek var mı? Bence yok. 1700'lü yılların sonuna doğru kağıt fabrikası, çuha fabrikası, kumaş fabrikaları kurulmuştur. Neredeler? Bu camlar Beykoz camcılığının demin söylediğim 3. Selim'in bu Topkapı Sarayı koleksiyonudur. 3. Selim'in küreselleşme adına attığı çok önemli bir adımın ve pahalı bir adımın ürünleridir. Daha sonra Dolmabahçe Sarayı Türkiye'ye sanayi devrimini getirip güçlendiren irade Fethi Paşa ki Sinan'ın akrabasıdır. Sinan şu anda Fethi Paşa'nın koltuğunda oturuyor. Allah'tan ki o koltuk var. Yoksa şaka değil, gerçek koltuktan bahsediyorum. Fethi Paşa'nın koltuğu Sinan'dadır. Onun için yetkilidir. 1850'deki cam ürünler o dönemin Venedik ile rekabet ediyor. Ve ülkenin bir prestij endüstrisi olarak dünya fuarına gönderiliyor. Abdülhamit döneminde bu konu o anlamda değil ama endüstrileşme anlamında yapılıyor. Meşhur Modiano fabrikası Paşabahçe'deki vapur iskelesinin yanında kurulan devasa bir fabrikadır. İçinde 500 kişi çalışıyor. Yıktılar. Yıkan benim hocam. Yerine tekeli yaptılar. Şimdi onu da yıktılar. Hiçbir şey kalmadı. Belki baca duruyor olabilir. Baca da yok. Dolayısıyla Beykoz, deniz, orman, akarsu yani endüstrinin temel verileri olan şeylere sahip bir yer. Ama ortada bir şey yok. Ve bu fabrikalar sebebiyle ayan diyeceğimiz bir grup yalıları yapıyor ve oturuyor. Çalışanlar diyeceğimiz bir grup arka tarafta çalışıyor. Ve bu iş 300 yıla yakın sürüyor. Ve bütün bunun kaynağı da şu deredir. Sonra Beykoz kuruluyor. Beykoz kurulurken, Paşabahçe fabrikası kurulurken boyu bu. Son derece mütevazi bir fabrika. Açılışı için Cumhurbaşkanı geliyor, Atatürk geliyor ve ülkenin can damarı olan camı üretmeye uğraşıyorlar. Şişe, ilaç, ev camı, düz cam, ilaç şişesi, her şey. Ve unutmayalım, bu iş o tarihte böyle yürüyor. Yelkenli gemiyle malzeme geliyor, yelkenli gemiyle malzeme gidiyor. Sonuçta bütün dünyaya rekabet edebilen bir ürün gamı çıkıyor. Şu anda şişe cam, yani Beykoz'un Paşabahçe bölgesinde kurulmuş olan şişe cam, Avrupa'nın bir numaralı şirketidir, dünya çapında da iki numaralı şirketidir. Bugün Beykoz'da, Paşabahçe'de, Paşabahçe'nin mağazası yok.
Bunu arz ederim kelimeyi. Yani Paşabahçe camını almak için başka bir yere gitmek gerekiyor. Beykoz 1810-1985 arası bütün ayakkabı sektörünün can damarı olan devasa bir endüstridir. Bu endüstri neyse ki sahiplerinin hassas davranması, biraz da benim Sümerbank Yönetim Kurulu üyesi olarak onlara bu binayı teslim ederken haklarında yaptığım ihbarlar sebebiyle koruma kuruluna, binaları korudular, çok iyi korudular. Teşekkür borcumuz var. Şu ana kadar Türkiye'de hiçbir şirket zorunlu olmadığı halde cebinden para harcayarak böyle bir koruma projesi yapmadı. Teşekkür borcumuz vardır. Yoksa o da bir süre sonra hurdalığa dönüp gidebilirdi. Bunun da tek sebebi sahiplerinin gösterdiği hassasiyettir. İsimlerini bilmiyorum ama kendilerini biliyorum. Bu benim çektiğim son çalışan ekibin fotoğrafı. Bu ekip nerede? Ne yapıyorlar? Nasıl korunmalıydı? Beykoz marka bir ayakkabı karakteri olmaması gerekmiyor muydu? Bugün İngiltere'deki dünyanın en kıymetli ayakkabı fabrikası olan Church hala tanesi 300-400 pound olan ayakkabıları üretiyor. Hala aynı tarihte kurulmuştur. Ve sonuçta 3000 kişinin çalıştığı bugün dünyanın 2 numaralı şirketini burası planda yeşil alan görünüyor diyerek buradan terk edip gitti. Şimdi bu dediklerim bizzat içinde bulunduklarım. Bir de çok fazla dünyada herkesin bilmediği 2-3 tane yurt dışından örnek göstermek istiyorum. İsviçre'de Cenevre'nin Fransa sınırında hiç kimsenin adını bile muhtemelen duymadığı Valorp diye bir yer var. Orp Nehri'nin vadisi. Bu vadideki, bu vadi de Beykoz'la aynı tarihte kurulmuştur. Onun da bir deresi var. Fakat bu derenin içinde bir demir yolu ve saat fabrikası var. Demir yolu ve saat çok çelişik iki ürün gibi görünür fakat çok bağlantılıdır. Çünkü demir yolu yapılıncaya kadar dakikanın bir önemi yoktu. Sabah, öğle, akşam yetiyordu. Ama tren yürümeye başladığı zaman saatinde gelip saatinde kalkmak zorunda. O yüzden Valor demir yolu, yani tren ve saati aynı anda imal eden en ilginç fabrikadır. Ve bu fabrika Valor şehrinin, şöyle söyleyeyim, belediye meydanının önündeki parktadır. Yani yeri de öyle bir yer. Tam en ortada. Fakat bu fabrikanın benim gördüğüm dünyadaki fabrikalardan tek bir önemli özelliği var. 1950'li yıllarda durduruldu ve kılına dokunmadı. Aynen çalışıyor. Dolayısıyla bu fabrika değil, bu mirasın eminim ki 2500 yılına kadar Valorp'taki bu demir fabrikası yerinde duracaktır. Çünkü Valorp deyip internetten açtığınız zaman herhangi bir başka şey çıkmıyor. Burası çıkıyor. İsviçre saat endüstrisinin ve demir yolu şebeke endüstrisinin sembolü olduğu için çok önemlidir. Çarklar çalışıyor, içindeki aletler çalışıyor, tezgahlar çalışıyor, tozu alınıyor, kılına dokunulmamıştır ve içerisi hala kısmen üretime devam ediyor. Dikkatinizi çekerim, burası bir turistik tesis değildir. Burası bir ders kitabıdır. Oluk oluk buraya bilim insanları 1700'lü yıllarda yapılan bir fabrika nasıl çalışıyordu diye görmeye geliyorlar. Bu konu hatta öyle ki şehirdeki aletleri bile duruyor. Meteoroloji istasyonu duruyor, işte o duruyor, bu duruyor, her şey duruyor. İsviçreli bilemiyor mu bunun en son dijitalleştirilmiş modelini buraya koymaya? O ayrı, o duruyor ama bu bir saygıyla önünde eğilmeyi gerektiriyor. Bu binanın önünde ben daha önceki ziyaretlerimde herkesin buraya dokunmadan geçmek istediğini gözümle görüyordum. İncitirim diye geçiyor. Bu bir örnekti.
İkincisi, hiç yine bilinmeyen, en basit örnekleri veriyorum. Hiç öyle fazla popüler değiller. Belçika çok fazla bilinmez ama Hollanda ve Belçika İngiltere'den aşağı yukarı 100 yıl önce sanayi devrimini başlatmıştı. Çünkü yel değirmeni yapıyorlardı ve su değirmeni yapıyorlardı. Endüstrileşmenin birinci kuralı. Bu Bokrik bölgesi de bu büyük mirası şu anda hala canlı tutuyor. Belçika'nın, aslında bu da öteki gibi, Lyra gibi bir proje. Öyle turizm tesisi, rekreasyon tesisi falan değil. Yaşamakta olan gerçek değirmenler, gerçek hayat, gerçek günlük hayat ve buraya gidip şöyle bir yarım saat gezerseniz değirmen teknolojisi tarihinde ne var ne yok hepsini görürsünüz. Adı bile bilinmiyor ama buraya kuyruk halinde dünyanın dört bir tarafından insanlar geliyor. Çünkü koyunu, değirmeni, çapayı, makinayı birbirinden ayırırsanız o işin hayatiyeti kayboluyor. Bu orada benim çektiğim çok önemli, yani nadir büyüklükteki fabrika değirmenlerden bir tanesidir. İsveç. İsveç'in Stockholm'den 3 saat, Malmö'den 2 saat mesafesindeki bir bölgeye hiç kimse gidemez. Çünkü bir anlamı yok, kır. Fakat dünyanın en kıymetli ürününü üreten 3 tane fabrika orada. Kosta, Boda, Orefors. Ben bu fabrikaları ilk defa gördüğümde, biz burada 3000 kişilik fabrikayız. Orada 300 kişi çalışıyor. Ya bu kadar küçücük fabrika nasıl oluyor da dünyanın en önemli markası oluyor diye baktığımda, onların cam üretmek istemediklerini gördüm. Onlar işin kremasının kremasını yemeye uğraşıyorlar. Dolayısıyla o bölge bir aynı Beykoz'la aynı tarihlerde kurulmuştur. Ama dünyanın en ünlü tasarımcıları buraya geliyorlar. Burada yaratılan bir ortam içerisinde dünyanın en pahalı camlarını yapıyorlar ve dünyanın en kıymetli koleksiyonlarına giriyorlar. Ama bunu yaparken bu bölgenin bir kırsal hayat olduğunu unutmuyorlar. Yine orada Beykoz gibi bir dere var. Ama etraf bütünüyle kırsal olarak korunuyor fakat devasa bir ekonomik üretim çıkartıyor ortaya. Ve benim gördüğüm en klas cam müzesidir orada. Ve içeride öyle binlerce ürün falan yok. Tarih, hikaye de yok. Kendi ürettikleri dünyanın en kıymetli ürünleri var. Ve bunları da üretmeye devam ediyorlar. Üçüncü örnek yine kimsenin bilmediği muhtemelen Münih'ten 200 kilometre yukarıda trenle 2-2,5 saatte gidilen Baviera'nın kimsenin gitmediği ve Almanya'nın en ağır demir ve cam endüstrisinin olduğu Zwiesel'in dibinde. Yani Schott vesaire büyük cam fabrikaları burada. Neredeler? Tepenin arkasında. Tepenin arkasındaki devasa endüstrisi dünyaya olan borcunu buradaki Bodenmaş şehrinde bir proje haline getiriyor. Sponsoru arkasındaki dünyanın en güçlü cam şirketleri. Rosenthal, Schott, her şey orada. Ve bu 16 bin nüfuslu küçük kasabanın lokantasına giriyorsunuz. Adı Restaurant Glass. Otele giriyorsunuz, Otel Glass. Kafeye giriyorsunuz, Cafe Glass. Lokantaya oturduğunuz zaman yemek yemek için servis geldiği zaman garson yemeğiniz nasıl diye sormuyor. Tabağınız nasıl diye soruyor. Çünkü cam üretmeyen, fabrikası olmayan, sadece şov amaçlı küçük bir iki atölye işleten Bodenmais dünyanın en büyük hediyelik cam eşya tekeli. Şişe camın muhtemelen şimdi de öyledir. Hediyelik eşya sektörünün dünya satışlarının merkezi bu güzel köydür. Ben burayı ilk gördüğümde otoparkından şüphelendim. Çünkü bölgenin yarısı otopark. Sabah doluyor, siparişler alınıyor, akşam otopark boşalıyor. Ve dediğim gibi bu hediyelik sektörünün temel merkezi. Adını bile kimse bilmiyor. Fakat profesyoneller biliyor. Bütün dünya biliyor aslında. Şimdi bu kadar konuştun, Türkiye'den ne var, sen ne yaptın diye sorarsınız. Ben size Bursa adı olduğu için özür dilerim Beykoz'la
Bursa'dan bahsetmek ama buna benzer bir soruyu ben 1990'lı yıllarda Tofaş'ın danışmanı olduğum tarihte Tofaş yönetimine sordum. Bu fabrikada çalışanların yüzde kaçının babası, dedesi, amcası at arabacısıydı? Herkes tedirgin oldu. Araştırdık, %70'e yakınının ailesi at arabasından geliyor. Ve onun üzerine şunu söyledik. Peki bunlar buradaki pozisyonları ne? Yönetici, mühendisler falan. Ve yaptığım bir araştırmada bunların babam, dedem at arabacısıdır demekten utandıklarını gördüm. Bu olabilecek en kötü şeydir. Yani olabilecek en kötü şey budur. Babanın yaptığı işten utanıyorsan o iş bitti. Kesilir o. Onun üzerine Tofaş yönetimine şöyle söyledim. Biz Bursalı at arabacısı üreticilerine şeref borcuna sahibiz. Borcumuz var. Ve belediyeye gittik. Bize bir arazi verir misin? Bir Anadolu Arabaları Müzesi yapalım dedik. Başkanın ismini hatırlayamıyorum. Hemen söyledi. Şurada bir 30 dönüm yerimiz var. Hemen verelim dedi. İçinde bir Bizans binası, bir Osmanlı köşkü ve bir de Cumhuriyet'in ipek fabrikası var. Boş duruyor. Hiçbir yazışma yapılmadan Tofaş CEO'su Jean Naum ben ve Naim Arnaz, mimar, öğrencim, gittik belediyeye. Biz buraya bir müze yapmak istiyoruz. Yaklaşık, şu anda tam kesin bilemiyorum ama çok ciddi bir $1 milyon bir yatırım yapacağız. Ne diyorsun dedik. Tamam dediler, bu kadar. Koruma kuruluna gittik, biz buraya böyle bir proje yapıyoruz. Ne diyorsunuz dedik. Allah razı olsun dediler. Tofaş buraya bir servet akıttı ve Anadolu Arabaları Müzesi yaptık. Bu müzenin girişinde o demin size söylediğim cümle yazar. Ey Bursalı at arabacısı, sen 2000 yıldır Bursa'da araba yaptığın için bugün biz buradayız. Teşekkür ederiz. Bu yazıyı elimle yazıp kapıya koydum. Ve fakat bu müzenin bir özelliği var. Müzeler genellikle bir işin ölmüş olduğunu gösterirler. Öldü bitti, işte son kalan bu. Bu tam tersine. Buranın at arabaları, onunla ilgili bütün her şey Bursalıların ürettikleri, bildikleri arabalardır. Ölmüşler değil, devam ediyorlar. Üstelik bu at arabalarının restorasyonu fabrikadaki mühendislere yaptırdık. Ve hepsi şaşırdılar, ya benim dedem bu arabayı nasıl yapmış o şartlarla diye. Ve dedelerine saygı duymaya başladılar. Bunun somut göstergesi fabrikadaki odalarındaki masalarına dedesinin araba yaparken fotoğrafını koymaya başladı. Bugün Bursa Otomotiv Sanayi'nde dedesi ahşap oymacıydı, şimdi Porsche'ye vites kolu yapıyor reklamlarıyla tanıtılıyor. Bunu biz sağladık, bu bir projeydi. Fakat hızımızı alamadık. Bursa'da son kalan ve muhtemelen kapanacak olan at arabası dükkanlarını sahibiyle beraber satın alıp müzeye koyduk. Sahipleri müzenin danışmanıdır. Ama daha da hızımızı alamadık. At arabasının aslında otomotivin temeli olduğunu, teknik analizleri yaparak bunun gabarit yüksekliği, yük taşıma özelliği, niçin karpuz taşıyan tarladan araba düz gider de şehrin içine giremez, şehrin içinde karpuz satacaksan niçin arabanın mekanizması değişmelidir diye başlandığı zaman yüzlerce mekanik dersin orada olduğunu gösterdik. Bu çizim müzenin girişinde 20 metre boyunda uyuma babında asılıdır. Ve burada 2000 önce yapılmış Bursa'daki at arabasıyla o tarihte Doblo'nun yaptığı arabayı karşı karşıya koyduk. Ve yerinde şu anda duruyor. Ve Bursa'daki okul öğrencileri şu pandemi sebebiyle aksadı. Sürüler halinde burayı geziyorlar. Şu anda benim üniversitemde yıllardır bu müzenin Lego gibi bir oyuncak markasına dönüştürülmesi projeleri şu andaki projemizde devam ediyor. Rahmi Koç destekliği birlikte. O projenin hedefi şudur. O müzeye gelen, bu oyuncakla oynayan çocuklar kapıdan çıkar çıkmaz ben mühendis olacağım ve otomotiv sanayine gireceğim kardeşim. Ortaokuldaki çocuklar. Şu anda onu söylüyor. Bu müzenin açıldığında yolda bir gün yürüyordum, Ağustos ayıydı. Şu kadarcık bir çocuk beni gördü. Hocam susamışsındır, iç şu gazozu dedi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama şehirdeki yansıması 12-13 yaşındaki çocuğa bir gurur vermiş.
Dolayısıyla tekrar can alıcı soruyu soruyorum. Bu seminerde de çok kıymetli bilgiler aktarılacak. Daha önce de aktarıldı. Tamam. 200 sene sonra bu nasıl aktarılacak? Herkese saygılarımı sunarım. Sayın Önder Küçük Erman, Önder Hocam, çok 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 teşekkürler. O arada 88 kitabın arasında benim andığım göz boncuğunu hazırlayıp sunumunuzda paylaşmış olmanız da nasıl büyük bir tesadüf bilemiyorum. Ama demek ki Danimarkalıları da, yereldeki cahilleri de, herkes de ayrı ayrı etkilemiş. Yani bu kraliçeden, Danimarka kraliçesinden bir öğrenciye kadar etkileyebildiğine göre her şey demek ki yerine ulaşmış Sayın Hocam. O yüzden minnetimi ifade etmek istiyorum. O arada değerli hocamızın ısrarla altını çizdiğini fark ettiniz. Bilmiyorum hazırlıklarınızda da söyleyecek miydiniz onu, yoksa ben biraz fazla turizm dozu koyduğum için mi bunlar turizm için özel yapılmadı, bunlar turistik köy değil vesaire dediniz. Tabii ki çok doğrusu. Yani bazı ülkeler, bazı tercihler gerekli kılıyor onu. İşte çölün ortasına Las Vegas yapıyorsunuz, doğru. Olmadığı zaman mecbur yapıyorsunuz ama bu örneklerin hiçbiri turizm için özel bir üretimmiş gibi yapmamış, özel bir konutmuş gibi yapmamış. Hepsi zaten var olan şeylerin yaşatılması. Çok şükür bu sohbeti Beykoz'da yapıyoruz. Her şeyi olan bir yerde yapıyoruz. Yoksa çünkü bunları söylediğimizde alınan olabilirdi. Ama Beykoz'umuz o kadar dolu dolu ki bu yolda turistler için hiçbir şeyi boşu boşuna uydurup üretmemiz gerekmeyecek. Var olanı eminim ki ben sizin kaygılarınızı çok paylaşmıyorum hocam. Yani mutlaka böyle bir araya geliyorsak, böyle sohbete devam ediyorsak mutlaka maksat hasıl olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler ediyorum. Sonrasında turizm de olsa, aslında gündelik hayatımızda da olsa, evimizde oturduğumuz günlerde bile, hatta herhangi bir işi hayata geçirirken gündelik yaşamımızda, artık 21. yüzyılın çok moda sözcüğü ama galiba sözcüğünü doğru bulup oturtmuşuz bir deneyim anlayışı var. Yani bir şey ürettim, koydum kenara dediğiniz zaman çok da hoşunuza gitmiyor. Deneyim olduğu zaman hoşunuza gidiyor. Eğlencesi de, yaşamı da bunun parçası. Yaşandı, neler yaşandısı. Ben Zeynep Tarım hocamdan bunları bir miktar dinleyeceğim için çok seviniyorum şimdi. Çünkü Osmanlılar Beykoz'da sadece inşaat mı yaptılar ya da fabrika yapıldı, sadece üretim mi, ürün mü üretildi? Yoksa aynı zamanda bir deneyim mekanı olarak da, yaşam mekanı olarak da Beykoz'un kendine göre özellikleri var mıydı? Spoiler bu kadar olsun. Tabii ki vardı. Hocamdan şimdi dinlemekten büyük mutluluk duyacağım efendim, lütfen. Öyle mi geçeyim? Öyle. Buyurun hocam. Slaytım da açıldı. Mikrofonumu şöyle alayım. Efendim merhaba. Sempozyum başkanı, sayın rektörler ve yöneticilerimiz, Beykoz Belediye Başkanımız ve diğer bütün yöneticilerimiz. Tek tek zikretmeyeyim. Çok değerli misafirler ve meslektaşlarım tabii ki. Birazcık Kanlıca'dan Kandilli'ye diye bir başlığım var benim. Neden Kanlıca'dan Kandilli'ye? Boğaziçi'nde bu Çubuklu'dan Anadolu Hisarı'na da olabilirdi ama Kanlıca'dan Kandilli'ye diye bir kere bu iki köyle ilgili uzun süren bir çalışmayla ilgili bazı kısımları sizinle paylaşacağım. Bir taraftan da Akıntı Burnu'ndan Çakal Burnu'na, yani Kanlıca Çakal Burnu'yla Kandilli Akıntı Burnu arasındaki sahil şeridinin arada Anadolu Hisarı, Göksu, küçük suyu da içine alarak Kanlıca'dan Kandilli'ye kadar değişen ama birbirine eklemlenerek değişen bir sahil şeridi var burada. En azından şimdilik böyle bir tespitim var. Belki sonra başka bölümlemeler de yapabiliriz bunun üzerinden. Onun için şöyle bir Kanlıca'dan alıp genel olarak bir panorama çıkarmayı, ama bu panoramayı yorumlayarak devam etmek istiyorum ki hep birlikte izleyelim buradaki değişikliği. Kanlıca ile Kandilli arasındaki gerçekten çok farklı iki kültürel kimlik ve bu iki kültürel kimlik tabii ki Osmanlı döneminden itibaren alıyorum. Bugünkü Kanlıca ve Kandilli değil benim
asıl söz etmek istediğim şey ama bugüne kadar gelmeyi planlıyorum doğrusunu isterseniz. Kanlıca 16. yüzyılda İskender Paşa Külliyesi'nin yapılmasıyla birlikte bir Türk köyü olması, yerli bir yer olması İskender Paşa Külliyesi'nin buraya yapılmasıyla birliktedir. Tabii ki bundan önce burada bir takım yerleşmeler var ama İskender Paşa'nın neden Kanlıca'yı seçti? Bu bir şehir planlaması mıydı? Boğaziçi'nin Sur içine yani Nefsi İstanbul'a en uzak olan köşesine neden İskender Paşa burayı yani bu bir asker sonuçta İstanbul'a uzak bir sahiline bir külliyenin yerleşmesi yeni bir mahalleye mi işaret ediyordu? Buraya bir yerleşmeyi mi planlıyorlardı? Bu doğrusu benim aklıma bir taraftan da Nurbanu Sultan'ın yani Atik Valide'nin Üsküdar'ın fakir ve tenha bir muhitine uzak Üsküdar'ın en üst kısmına yerleşmesini hatırlatıyor. O da bir şehir planlaması mıydı diye her seferinde soruyorum. Ve bunun bir şehir planlaması olduğunu da düşünüyorum aslında bir başka şekilde de. Çünkü Üsküdar'ın bu uzak tepesini tercih etmesiyle birlikte burada şekillenen bir mahalle oldu. Hala devam eden hatta bazı kültürel kodları aynı şekilde devam eden bir mahalleşme var burada. İskender Paşa'nın da Kanlıca iskelesine yerleşmesi 16. yüzyılda Anadolu Hisarı'ndaki yerleşmeyi biliyoruz zaten. Yani 16. yüzyıldan önce Yıldırım Bayezid'den itibaren Anadolu Hisarı ile tanıştıklarını biliyoruz. Ama Kanlıca'nın bu dönemde böyle bir külliyenin, bu külliye bir cami, hamam, Sibyan Mektebi ve çok geniş bir haziresi var buranın. Daha sonra ortadan kaldırılan bu hazire bugün Kanlıca'ya gelen yerli turistlerin dolaştıkları, gezindikleri meydan aslında külliyenin haziresidir ve bu hazire pek çok ulemanın yerleştiği bir bölge olduğu için ulema, Şeyhülislamların mezarlarının olduğu bir bölgedir orası o meydan. Bunu da hatırlamak istiyorum bir tarafıyla. Sultan Süleyman döneminden bahsediyoruz tabii ki buradaki yerleşime. Buraya ve nitekim kendisi de buraya defnediliyor. Sonra oğlu Ahmet Paşa, o da buraya defnediliyor. Sakin bir Türk köyü, belki üst kısımdaki çiftlikleriyle civarı da besliyordu bundan önce. Ama Kanlıca'daki bu yerleşimin devamı Kanlıca yamacının yani bu İskender Paşa sahil kısmına yerleşiyor. Hamamın biraz üstte. Çok çeşmeleri var. Bu çeşmelerin hepsini zikretmeyeceğim burada. Ama Kanlıca'nın sınırlarını üstteki Ataullah dergahı çizer bana göre. Ataullah dergahı o tarih için biraz uzak ama daha sonrası için çok uzun süre kanaatimce 17. yüzyılın ortasından itibaren Kanlıca'nın sınırını çekmiştir. Ve Kanlıca uzun süre gecekondusu da olmayan bir bölgedir. Bu bakımdan da çok önemlidir. Bunları köy olarak zikredeceğim mahalleden ziyade. Bu Ataullah Tekkesi'nin buraya yapılmasından sonra, daha sonra şimdi hatta Kanlıcalılar uzun süre 80'li yıllarda bile burası Tekke Camisi diye bilinir. Bütün Kanlıca'da eski Kanlıcalılar hep burayı Tekke Camisi diye bilir. Şimdi Ubeydullah Camisi adı verilmiş ona. Şeyden dolayı bu Ataullah'ın damadı Amasyalı Ubeydullah Efendi'den dolayı böyle bir isim oldu. Kanlıca'nın bu sahildeki yerleşiminin üst tarafında yani Ataullah dergahının hem sağ hem sol tarafından yukarıya doğru çıkarken Kavacık'taki çiftliklerden önce mandıralar var ki bu mandıralar yine 80'li yılların sonunda bile vardı bu mandıralar. Herkes hatırlayacak bunları. Veya 90'lı yılların başında bile hala orada yoğurtçular için süt üreten artık son kalmış birkaç hayvan besleyen vardı hala. Buranın tabii bitki örtüsüyle çok yakından ilişkili. Bütün bu köylerin hem Kanlıca'nın hem Kandile'nin bitki örtüsü, mimari yapılanması, buradaki tercihler, neden bir külliye buraya yapıldı, neden bu tekke bu yol üzerine, Göztepe yolu üzerine ya da Kavacık yolu üzerine neden buraya yapıldı, bu başlangıçta bir Nakşi tekkesi, sonra bir Halveti Şabani koluna mensup bir tekke olarak devam ediyor. Şimdilerde de bir Güzel Sanatlar Merkezi'ne dönüştü sanıyorum. Sonra oradan devam ediyoruz. Aslında ben buradan bir devam edeyim bakalım birazcık. Şöyle bir genel olarak bir Boğaz'ın haritasını görelim. Yani konumuz daha çok Boğaziçi odak noktamız Boğaziçi olduğu için.
Şöyle bir genel panoramaya görelim ve buradan Kandilli'den baktığımız zaman Kanlıca'ya kadar olan sahil şeridi. Tabii ki ressamlar daha özgür bu konuda, fotoğraf o kadar özgür değil. Bütün hem güzel hem de güzel olmayan şeyleri birlikte alıyor fotoğraf. Ama bir resim olsaydı, bir ressam olsaydı belki buradaki fazlalıkları çizmeyecekti. Biz daha güzel bir şerit görebilecektik. Fakat bu Ömürtepe'den Kandilli Burnu'na kadar olan kısmı görüyoruz burada. Buradan böyle bir devam edelim. Anadolu Hisarı, işte Fatih dönemindeki ekleri, yani Yıldırım Beyazıt'tan sonra Fatih dönemindeki ekleri ve daha sonraki ekler hep devam ediyor. Fatih'ten sonra Akçahisar, Güzelcehisar, Anadolu Hisarı. Burada çok eski bir mezarlık var, tam Göksu Deresi'nin kenarında boydan boya devam eden bu mezarlıkta. 16. yüzyıldan en eski sanıyorum bir mezar kitabesi var birkaç tane. Ama orada işte mesela birileri bazı çalışmalar da yapıldı 2. Beyazıt Haziresi diye. Ama 2. Beyazıt dönemi değil tabii ki o hazirenin içindeki mezar kitabeleri. Maalesef bunların büyük bir kısmı kaybolmuş. Ama en azından hiçbir şey olmasa buradaki mezarlıktan biz Anadolu Hisarı'nın tarihini bir hisardan bir de mezarlıktan takip edebilmek mümkün. Fakat bu hisarın biliyorsunuz tam ortasından bir yol geçiyor. Yani bu yol geçmesi bana hep şeyi hatırlatıyor. Kendisi Boğaziçi'nin zaten asli unsuru. Sultan Abdülaziz'in Topkapı Sarayı'nın içinden demir yolu geçeceği zaman bu millet için değil midir ki isterse sırtımdan geçsin. Yeter ki milletim için feda olsun diyor Abdülaziz. Bu tabii çok uzun süre çok takdir edilen Abdülaziz'in bu millet sevgisi bir fedakarlık olarak nitelendiriliyor. Doğrusu ben böyle düşünmüyorum. Bu Abdülhamit Sarayı'nın bahçesinde yıkılan o köşklerin hepsi Abdülaziz'in artık özel malı değildi. O bu milletin kültürel mirasıydı. Keşke onlar yıkılmasaydı. Burada işte tam da bu Anadolu Hisarı'nın içinden yol geçerken burası millet içindir deyip mi geçildi? Buradaki şeyin hisarın peçesi, iç kısmı yani bu anlayışla mı yıkıldı? Belki bu anlayış üzerinde ayrıca düşünmemiz gereken bir anlayış. Biz bir şehirleşmeyi nasıl algılıyoruz? Şehirleşmeden ne kadarını muhafaza etmeliyiz, ne kadarını muhafaza etmemeliyiz? Muhafaza ettiğimiz şey kültürel kimliğin asli unsurlarından biri midir, değil midir? Bu sorular üzerinden belki devam edebiliriz. Anadolu Hisarı deyince tabii ki benim aklıma her şeyden önce Anadolu Hisarı'nda doğan Bekayname müellifi Abdurrahman Abdi Paşa geliyor. Ondan sonra Nevizade Atayi, burayı çok iyi bilenler, Hisar'ı. Ama ben Hisar'a takılıp Hisar'da kalmak istemiyorum, onun için devam edeceğim. Şehre doğru gelirken, yani Üsküdar'sa şehrimiz, eğer şehre doğru, Karadeniz'den şehre doğru gelirken, önce Göksu, sonra Küçüksu, sonra çayır, aradaki çayırlar ve çamurun verdiği bir imkanla burada gelişen çömlekçilik az da olsa hala sürdürülebilir bir üretimin var olmasını sağlamış çok uzun bir süre. Ve bu kısmın daha 17. yüzyıl sonunda mesire yerine dönüşmesi, Boğaz'ın büyük ölçüde Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlayan bir hat var burada. 3. Murat'ta genişliyor, sonra 1. Mahmut döneminde en büyük genişlemesini yapacak ve o 1. Mahmut dönemini işaret edeceğim zaten. 17. yüzyılın sonunda bir mesire yerine dönüşmesi Osmanlı padişahının dolayısıyla çevresindeki pek çok memurun da yani maiyetinin de ilgi alanına girmesini temin ediyor. 3. Selim'in talep ve teşebbüslerini hayata geçiren 2. Mahmut, bayramların 3. günü Topkapı Sarayı ve Eski Saray'da şehrin ortasına sur içinde yapılan merasimleri Küçük Su Kasrı'nın, daha sonra Küçük Su Kasrı'nın yapılacağı çayıra taşıyor ve bu tenezzüh yerine onun ilk teşebbüs etmesi onun zamanında oluyor. Ve elbette bunun arkasından binişler geliyor. Fakat bu binişlerle ilgili böyle bir, tabii ki böyle bir şeyimiz yok. Yani bu üzerinde bir talebem çalışmaya devam ediyor. Binişler kalabalık bir devlet adamı ve memur takımıyla yapıldığı için bütün ruzname kayıtları içerisinde yer alıyor. Tabii ki 1. Mahmut'la ilgili de pek çok ruzname var ve bu ruzname kayıtları içerisinde de görüyoruz. Hem 2. Mahmut'la ilgili hem 1. Mahmut'la ilgili.
Ama benim burada bahsettiğim ilk bu üçüncü gün törenlerinin bu Göksu Çayırı'na aktarılması 2. Mahmut zamanında yapılıyor. Asıl önemlisi burada eğlenip dinlenmeye gelen İstanbullu kibar takımının bir de yazlık tercihleri değişmeye başlıyor. Yani Göztepe, Anadolu yakasında Göztepe üzerinden Maltepe'ye doğru giden yazlık sayfiye yerleri, Avrupa yakasında Silivri istikametindeki yazlıklar yavaş yavaş bu tarafa doğru aktarılmaya başlanmış oluyor böylece. Ve 20. yüzyılın başındaki fakir İstanbul için Boğaziçi'nde yazlık bir yalı kiralamanın çok da imkansız olmadığını, sadece böyle bir görgüye sahip olması gerektiğini yazlıkçıların gelirleri, eğitimleri ve yaptıkları işlerden anlayabiliyoruz. Bunu oradan takip edebiliyoruz. Bu bir görgü meselesi olarak hatta o dönemin edebi metinlerinde izleyebiliriz. Özellikle Mehmet Rauf'un Eylül romanını hatırlıyorum bu bağlamda. Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnusu'nda da bazı sahneler var ama Eylül'de çok nettir. Çok o uzun Boğaziçi sahneleri, orada 40 lira bir para ister babasından orada bir yalı kiralayabilmek için filan. Onlar böyle çok varlıklı insanlar değil ama sonra bir de hepimiz hatırlayabiliriz. Ben en azından kendi hocalarımın bir önceki kuşağında hocalarımın kendi anne babaları olan kuşağın Boğaziçi'nde yalı kiraladıklarını ve yazları burada geçirdiklerini ve çok da yüksek gelirleri olan insanlar olmadıklarını biliyorum en azından bir şekilde. Göksu Çayırı'nın bu mesire gezi ve gezinti olması, cuma selamlıklarından sonraki o üçüncü gün şeylerini değiştirdiği gibi binişleri de değiştiriyor demiştim. Bu binişleri değiştirmesi şöyle, bizim karadan izlediğimiz bir binişi Hümayun merasimleri var. Bu binişi Hümayun merasimleri çok daha renkli bir şekilde Boğaziçi'nin üzerinde kayıklarla, saltanat kayıkları ve onun maiyetinde gelen diğer kayıklarla beraber seyrediyor. Şimdi bu karada yapılan merasimlerde askerlerin, görevlilerin perdelerle oluşturdukları bir halkla alay arasında oluşturdukları bir perde var, bir sahneleme için. İşte bunu biz burada renkli bir kürekçi ya da kürekçilerle başka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Onun için bunu da göz ardı etmek istemiyorum bu sahneyi. Ama bunu ancak belki bir akışı bir resim üzerinden izleyebilseydik daha iyi olurdu. Çok geniş olduğu için burada tabii ki Bostancıbaşı ve maiyeti, bunlar denizi, özellikle sahili çok iyi biliyorlar Bostancıbaşı ve maiyetindekiler. Kanlıca'nın 16. yüzyılda İskender Paşa Külliyesi'nin buraya yaptırmasıyla zenginleşen bir Türk köyü olmasına karşılık Kandilli'nin bir Osmanlı mahallesi veya köyü hüviyeti alması için 3. Murat'ın bu bölgeye iltifat etmesini beklememiz gerekiyor. Şöyle yine aynı şeritten bahsediyorum. Bu Kanlıca'dan Kandilli'ye kadar olan şerit burası. Yine Ömürtepe'den yani Kandilli'nin batıya bakan tepesindeki, batıya bakıyor. Şu anda öbür tarafa bakıyoruz. Şöyle yaptığım zaman burada Kanlıca'nın bir haritası. Bu biraz önce yerleşimi anlatırken söyleyecektim. Kanlıca biraz daha yayvan bir yapılanması var. Arkadaki Ataullah dergahından sonra tepelik devam ediyor. Oraya kadar da dik bir tepeyle. Ama sol tarafta, ha burada belki şunu eklemeliyim. Kanlıca'nın kimliği bana göre Hidiv Kasrı ile birlikte değişiyor. Hidiv Kasrı ile birlikte burada daha Avrupa'yı tarzda bir, çünkü Hidiv'in de böyle bir yaşama anlayışı var zaten. Çok yakın bir bağlantısı var. Daha o homojen olan Kanlıca, yerli Osmanlı köyü Kanlıca, Hidivlerin buraya, bu Hidiv Kasrı'ndan sonra farklı bir renk olarak giriyor buraya. Sahil hattındaki oturan yalılardan çok bahsetmiyorum. Çünkü bunları zaten muhtemelen Sedat Bey de çalıştı, Sinan Bey çalıştı. Sinan Bey de çok iyi biliyor. Zaten yani çok çalışma da var bunlarla ilgili. Onun için ben daha çok böyle bir köylerin kültürel kimliği üzerinde durmayı tercih ettim.
Çubuklu tarafına doğru yayvan bir şekilde yayılıyor. Yani tepeleşme birkaç noktadan devam ediyor. Bir taraftan da Mihrabat Kasrı'na, Mihrabat Ormanı'na doğru. Bu Bahai Körfezi'nin üstü. Yani sağ taraftaki körfezi görüyoruz. Bu doğrudan doğruya zaten buraya sadece körfez. Çok daha eski tarihlerde Şeyhülislam Bahai Efendi'den dolayı Bahai Körfezi adı veriliyor. Yukarıdaki Mihrabat Kasrı da yine 1. Mahmut'un iltifatıdır bu. 1. Mahmut buraya bir köşk yaptırıyor ve o köşkü yaptırdıktan sonra bu koruluk bölge, ki çok güzel bir manzarası var tam körfeze doğru, son derece sakin. O sakin köyle çok uyumlu da bir doğası vardı buranın. İşte fıstık çamları, kendi doğal dokusu yani. Akça ağaç, kızıl çam gibi böyle Kanlıca'nın kendi doğal dokusu var. Ve bir de kendine mahsus bir takım otları var bu bölgenin. Hem Kanlıca'nın, bunları ben Kandilli'de de izlemek mümkün. O kendine özgü bir kekiği var mesela. Kendine özgü bir yoncası var mesela. Bunlar işte bu şehirleşme sırasında çok fazla yayılmadığı zaman doğal doku korunmuş oluyor. Ama bir süre sonra bu doğal dokuyu ne kadar koruyabiliyoruz? Ya da korumalı mıyız? Korumalıysak neden korumalıyız? Kısmına da gelmemiz gerekiyor. Şurada, bu Bahai Körfezi sadece körfez. Hani Yahya Kemal'in orada sevgilinin aksini seyrettiği körfez. Ya körfez diye zikrettikleri şiirde, nesirde yer burası. Bütün Boğaziçi'ndeki körfez burası. Ve tabii ki Kanlıca'nın Osmanlı sonrası da yani bütün Türk edebiyatına geçişi buradaki mehtap seyirleri. Kanlıca'nın hep mehtapları konuşulur ama aslında tam da Kasım ayındayız. Kanlıca'nın grubu çok güzeldir. Özellikle sonbahardaki bu Kasım başında ki grupları Kanlıca'nın gerçekten çok farklı bir resim çizer. Bu mehtabe de bunlar sahilnameler var, bu mehtabiyeleri anlatan şiirler var. Bir de onlara girmeyelim. Biraz hızlıca ben bir Kanlıca'ya geçmek istiyorum, Kandilli'ye geçmek istiyorum. Böyle bir İskender Paşa. Böyle maalesef bakar bakmaz sadece iskeleden İsmail Ağa'yı görüyoruz. Süre mi bitiyor? Bitti efendim. Bitti mi süren? Evet, peki. O zaman biraz hızlı Kandilli'ye geçeyim. Geçmeliyim yani. Kanlıca, Kandilli'ye çok hızlı gittim. Sormasaydınız söylemiyordum hocam ama sordunuz. Peki. Şöyle yapalım o zaman. Sadece bunun üzerinden şu Kanlıca sadece İskender Paşa'nın minaresini görüyoruz. Bu Sinan yapısı olduğu düşünülen bir yer. İsmail Ağa kahvesi. Düşünülen değil Sinan yapısı. Evet ama yani bununla ilgili biliyorsunuz bir takım şeyler var. Onun için öyle dedim. Öyle diyorsanız öyle de olur. Amcazade Hüseyin Paşa'nın eski bir şeyi bu Anadolu Hisarı'nda. Tabii burada elçi kabul ediyorlar. Elçi kabul teşrifatı var. Bu çok önemli bir şey. Ama ben o konuya girmeyeceğim. Bu şimdiki hali ve Anadolu Hisarı geldik. Anadolu Hisarı zaten ve Rumeli tam Hisarı gören bir manzarada. Bu Nevizade Atayi'den her iki kaleyi karşılıklı gördüğümüz bir sahne. Ve böyle Kandilli'ye doğru devam edelim. Arkada Sevda Tepesi, ondan sonra Kıbrıslı Yalısı ve 3. Murat'ı Kandilli Bahçesi'nde gösteren bu minyatürü çok önemsiyorum. Çünkü çok erken tarihli, hakikaten 1580'li yıllarda yapılmış bir tasvir bu. Ve 3. Murat Kandilli Bahçesi'nde. Yine Kandilli'yi bu şekilde görüyoruz. Kandilli'nin yukarıdan aşağıya doğru manzarası. Kandilli'nin yerleşiminde 3. Selim zamanında Fransızlar buraya yerleşmek isterken 3. Selim buna müsamaha göstermek istemiyor. Bundan biraz da rahatsız oluyor aslında. Ama sonra ne oluyorsa önce Fransızlar, sonra İngilizler. Ondan sonra zaten burada bir gayrimüslim yerleşimde var. Ermeniler var, Rumlar var. Burası daha çeşitli, daha başka bir şehir. Hani Suriçi İstanbul'a baktığımız zaman o homojen Fatih ya da çok renkli ve zengin Galata gibi de düşünebiliriz Kanlıca Kandilli arasındaki dokuyu. Kandilli iskelesinde birinci Mahmut Camisi ve burada bir de bu ikinci Mahmut tarafından yaptırılan çeşmesi, bir de iç tarafta ters döndüğümüz zaman Cemile Sultan Sahil Sarayı. Bu Cemile Sultan Kandilli'nin bir özelliği var. Burası derin bir vadi. Bu vadinin sağ tarafında bugün Adile Sultan
Sarayı'yla beraber 19. yüzyılın sonuna doğru gelirsek eğer Adile Sultan, sol tarafta da Cemile Sultan, hala yeğen bütün Kandilli'yi tamamen bir hakimiyetleri altına almış durumdalar. Bu 1916 yangında yanan sahilhane, bu içeride Hisarlı Fatma Hatun'un benim çok beğendiğim bir kuyu şeyi var burada, hatırası. Yalağıyla beraber duruyor Kandili'nin girişinde. Yukarı çıkışında merdivenleri, sokakları, bir cami, iki kilise, bir gayrimüslim mezarlığı, iki tane Müslüman mezarlığı, birisi Vaniköy tarafından, bir tanesi Küçüksu tarafında böyle bir yapılanması var. Bir Fransız mektebi var vaktiyle ama şimdi artık o da yok. Ve Adile Sultan'ın hakikaten o dönem için bile fevkalade büyük. Bence bugün için, bugünkü adab, bugünkü boyutlarla bile uyuşmayan bir büyüklüğü var Adile Sultan'ın. Bütün Kandilli'ye ezici bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Bu Said Bey merdivenlerinin yokuşunun olduğu yer, yukarıdaki taş ev. Şöyle bir gördüğünüz zaman Adile Sultan'ı buradan da bütün Kandilli'ye tahakküm eder bir vaziyette görmek mümkün. Hanımoğlu yokuşu tepesinde, yukarıda altında Ermeni mezarlığı ve üstte mezarlık, altta da kilise var zaten. Şimdi bu son olarak bitiriyorum hemen. Buradaki bir de bitki dokusu var. Erguvan, mimoza, manolya, bu bildiğimiz akasyalar, doğal örtü kızılçam ve doğal örtü fıstık çamı. Ve bu fıstık çamı gerçekten Boğaz'ın doğal örtüsüydü. Ve bu buradaki kuşların gelmesini sağlıyor. Mesela Sultan Abdülaziz'in Hidiv Kasrı'na bülbül dinlemeye gitmesi. Mihrabat korusundaki bülbüllerin varlığının sebebi büyük ölçüde bu ağaç türleriyle ilgili. Bunların hepsi birbiriyle ilgili şeyler. Ama bu biz estetikten ne anlıyoruz? Yani neyi estetik buluyoruz? Şimdilerde artık bu şeylerin yerine, mor salkımların yerine bu Arap yaseminlerini ekmeli miyiz? Bütün Boğaz'ı sarmış durumda şu anda. Son 7 seneden beri, bilmiyorum belediye yöneticilerimiz bunu biliyorlar mı? Yani o, çünkü çok hızlı bir şekilde sardığı için tercih ediliyor. Dikenli tel gibi adeta. Sadece belli bir mevsimde açıyor. Ve bizim Akdeniz yaseminini öldürmüş durumda. Bu yoldan buradan bitireceğim. Burada artık sayılı Kandilli'de maalesef artık 25'in altına düştü bu fıstık çamları. Kanlıca'da da keza öyle. Yani çok büyük bir hızla yok ediliyor bunlar. Ve şöyle bir manzarayı göstermek istiyorum size son olarak. Bunu tek başına bir konuşma konusudur bu. Başı kesik çamlar. Boğaziçi'nin medarı iftiharı bu başı kesik çamlar. Boğaziçi'nin yeni sakinleri önlerinde denizi göremedikleri zaman komşunun evinin bahçesinde bile olsa bu çamların tepesini kesiyorlar. Bundan onlarca örnek var. Ben çok sayıda resim çekmiştim. Sadece bir tanesini getirdim. O yolun sonundakini yoluyla beraber göstermek istedim. Bu başı kesik çamlar bütün Boğaziçi'nde. Maalesef bununla ilgili tabii ki söyleyecek çok şey var. İşte burada kültürel kimliğimiz, estetik yargılarımız ya da adaba dair insan olarak birbirimize yaklaşımımız ya da bu köylerin sahiden bir Boğaziçi köyü olup olmadıklarıyla ilgili sorularımızı bu başı kesik çamlar üzerinden sorabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok çok teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi Doktor Sinan Genim, Mimar Doktor Sinan Genim fakat... Öncelikle buyurun Sayın Hocam. Şöyle ki bana korsan bildiri vermeden hemen devam ettir dedi. Ama olmazsa olmaz tabii. Zeynep Hocama çok çok teşekkürler ediyorum. En çok hani o kadar geniş bir perspektif çizdiniz ki ben bir sonraki perspektife köprü olarak sizin tenezzüh ifadesini kullanışınızı hatırlatmak istiyorum. Uzun süredir duymadığımız sözcükler duyduk. Binişi Humayun dediniz. Teşrif-i Şahane ile karşılığı olacak onun. Hatta denizden gittikleri için Bahren Teşrif-i Şahane ile karşılığı olacak değil mi vardıkları yerlerde? Sayenizde bu güzel sözcükleri tekrar kulaklarımız duyuyor. Kaybettiğimiz şeyler çünkü. Ve yine bir mimardan, Önder Hocam dedi ki tarihçi değilim ama tarihi anlatacağım. Mimar Doktor Sinan Genim, ben çok çok şeyler öğrendim kendisinden. Sözcüklerin büyülü dünyasıyla da
başka güzel sözcüklerden onun sözcüklerine geçeceğiz efendim. Eksik olmayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Süreniz sınırsız Sayın Hocam. Estağfurullah. Sabaha kadar. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Kaymakam, değerli hocalarım. Efendim, şecaat arz ederken merdikti sırkatin söyler gibi olmasın diye dilerim. Sevgili Önder abi bizim koltuktan bahsetti. İsmail Hoca da orada başını sallıyor. İkisi de geldi koltuğu gördüler biliyorum ama benim büromda çok daha değerli İstanbul'la ilgili geniş bir harita koleksiyonu vardır. Çok güzel de resim koleksiyonlarım vardır. Onlar ilgilerini çekmiyor. Çünkü koltuğun hikayesi var. Fethi Ahmet Paşa'nın koltuğu. Fethi Ahmet Paşa'nın koltuğu niye bende? Çünkü ailenin en büyük erkeği ben kaldım. Bu koltuk işte 100 küsur yıldır ailenin en büyük erkeğinin evinde kalıyor. Bizim hanım eve sokmak istemedi yani. Koltuğa oturan gidiyor çünkü. Yenisine devrediliyor. Koltuğun bir hikayesi olduğu için koltuk cazip geliyor. Önemli olan böyle hikayeler yaratmak. Gelecek oluşturmak için geçmişi çok iyi bilmek lazım. Tarihçi hocalarımız var. Zeynep Hanım var, Mahmut Hocam var. Ne yazık ki hikaye ve efsaneleri dikkatimizi çekiyor. Bakın, koltuğu özellikle bunun için dedim. Koltuk sizin için cazip, benim için cazip değil. Sıra sana geldi diyor bana her defasında gördüğümde. Bu hikayeyi başkaları için çok hoş gelebilir. Ama hikayeler yaratmamız lazım. Bunun için de geçmişi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer geçmiş hakkındaki bildiğimiz şeyler yalnızca yalan yanlış, birbirinden aktarma üste gelmiş şeylerse ne yazık ki kıymeti kalmıyor. Ben bu yönden Boğaziçi'ndeki Beykoz'un 4 tane çok önemli, üzerinde işlenirse Beykoz'a etkili bir şekilde ilgiyi doğuracağını ve bu bölgede oturan insanların zenginleşmesine katkıda sağlayacağı bir ekonomik potansiyel yaratacağını düşünüyorum. Bunların bir tanesi Macar Tapya. Biliyorsunuz şurada Anadolu Kavağı'na uzaktan görüyorum. Şurada hemen Anadolu Kavağı'nın altında Macar Tapya denilen yeri görüyorsunuz. Bu Evliya Çelebi'nin burada bölgede bağlar vardı dediği ama bizim saray has bahçeleri içinde ismi geçmeyen bir bahçe olduğu bir sürü haritadan da daha sonra göreceksiniz. Bu gördüğünüz Moltke'nin 1836-37, 1845 Mühendishane-i Hümayun haritasında da köşede Tabya'nın bölümleri buradan uzak kalmış. Bu görüyorsunuz köşede. Çok enteresan, 1850'lerden gravürleri yapılmış. Daha sonra 1877 tarihli London Illustrated News'ta bir gravürü var. Bu bölgeyi bizde, bizim içinde, 2-3. Mustafa döneminde yapılıyor burası. 3. Mustafa dönemi, sonra 1. Abdülhamit dönemi, Rusların Karadeniz'de girerek hakimiyetini büyütmesinden sonra yalnız kalelerle değil tablolarla da boğaz girişlerini takviye etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 1936 Montreux Antlaşması'ndan sonra hatırlayan vardır. Boğaz'ın Anadolu Kavağı'yla yani Telli Tabya'yla böyle Anadolu Kavağı'nın hemen girişi arasına Şamandıralara bağlı ağa çekildi. Denizaltılar veya işte kaçak gemi geçmesin diye buralara torpiller kuruldu. Bu 1980'den sonra 80'e kadar muhafaza ediliyordu ve Anadolu Kavağı'na da karadan ulaşım ancak askerin çok zor izinleriyle mümkün. Onun dışında Sarıyer'den kalkan bu ağın hafif açılmış ağzından giren bu Üsküdar-Beşiktaş arası çalışan küçük vapurlarla Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı'na giderdi. Başka bir dışarıdan gelen ulaşım yoktu. Şimdi burası herkes birbirinden alıntı. Macar Tabya diye geçiyor. Ve caddenin üstünde de 1870'lerde Gülhemen'in Bergen'in çektiği 2 tane fotoğraf var.
Bakın bir de birazdan değineceğim. Karşısı gördüğünüz köşedeki yapı telli tabiye, telli baba. Bugünkü ağaçlık durumuyla bakarsanız ne kadar çıplak, çöp, çorak olduğunu göreceksiniz. Önde de Macar tabiye. Sokakta da Macar tabiye yazıyor. Enstitü Sempozyum Düzenleme Komitesi'nde Ahmet Nezih Galitekin'in ismini gördüm ama kendisini burada yok herhalde, katılmadı. Kendisine minnettar. Sağlık şartları ya, doğrudur. Ben işte Konstantiniyye İstanbul kitabını yazarken bu ilgimi çekti. Yani ne işi var Macar tabiyenin? Biz bir kere tarihte pek Macar demeyiz, bunlara ulah deriz. İkincisi her zaman savaşmışız yani 1683 Viyana Bozkunu'ndan sonra. Yani gidip de düşmanınıza tabi askeri tesis yaptıracak kadar da Osmanlı'nın kafası, yaptırmayacak kadar da kafası çalışıyor. Nereden geliyor bu iş? Herkes bunu böyle. Son zamanlarda çıkan bir Boğaziçi'nin Tabyaları, Kaleleri diye bir kitap var. Orada da diyor, bir de bana atıf yapmış. Diyor ki nereden olduğu belli olmayan bir şekilde. Bunun adı esası Mai Cari Tabya. Yani akarsu. Kenarından da bugün de bir akarsu olacak. Peki yani sen mi bu? Hayır, bakın. 1768-1779 yılları arasında Hüseyin Ayvan Sarayı Hadikatül Cevami diye İstanbul camilerini topladığı bir kitap yapar. Kitapta bakın diyor ki, ve Karebin'de hala Macar kalası olduğu mahal, Mai Cari Bahçesi ismiyle müsemma iken, Muharrer'en Galat olarak Lisan-ı Avami'de Macar Bahçesi demekle meşhur oldu. Yani biz şimdi bilimsel araştırmalarda gelişim kurgularımızı Lisan-ı Avami üzerinden mi yapacağız, gerçek üzerinden mi yapacağız? Sayın Başkan, böyle kalsa iyi. 1980 sonrası bazı aklı evveller dediler ki ne işi var Macarların burada, şimdi tabyanın adı Acar Tabya. Sizin acilen müdahale etmeniz, buraya bir Mari Cari Caddesi, altına da yine parantez içinde herkesin alıştığı gibi Macar Tabya Caddesi diye bir isim koymanız gerekli. Yüzyıllardır dilimizde bu tür şeyler işte böyle üzerinden atlatarak, görmezden gelinerek giderek malik olduğumuz pek çok şey törpülenip eskiyor ve yok oluyor. Bu ufak gibi gözüken şeylere sahip çıkarsak gerçekte ufak ufak şeyler daha büyük şeylerin ortaya çıkmasına yol açar. Büyük şeyleri düzeltmek çok kolay değildir. Çok büyük sıkıntılara, enerjilere ve karşı çıkmaya şey. Ama küçük küçük şeyleri düzelterek büyük bir şeyi de düzeltmiş olursunuz. İkinci değinmek istediğim konu, yine böyle bir tarihten bize intikal eden, herkesin birbirinden kopyayla gittiği bu meşhur Tokat Köy hikayesi. Şurada 1676 tarihlidir bu harita. Bakın altında orada bir Tokat diye yazı yazıyor. Yani çok eski devirden beri. Muhtemelen Evliya Çelebi yine bundan bahsediyor. 1450 yıllarda, bu da 1780'lerden bir harita. Orada bakın demin Önder abinin gösterdiği Hünkar Vadisi'ndeki iki sular gözüküyor. Burada Moltke'nin haritası. Yine Mühendisane Hümayun'da görüyoruz bu işi. Bu da kesin tarihini bilmiyorum ama muhtemelen 2. Abdülhamit dönemi olmalı. O haritalar o zaman yapılıyor. Burada Tokat çiftliği olarak çok büyük bir alan gözüküyor. Yani neredeyse Hünkar iskelesinden başlıyor vadinin içine kadar. Bu mevacip defterlerinde yani maaş defterlerinde Allah rahmet eylesin gani gani Muzaffer Erdoğan'ın ta 1958'de Vakıflar Dergisi'ne yani geniş bir makaledir İstanbul'un az parçaları diye. Tokat Bahçesi'ne çok küçük bir bölüm arıyor. Diyor ki Hicri 991, 1570-1580'lerden itibarenki kayıtlara göre diyor. Ondan öncesi yok yani 1580 demek ki bu bahçenin kuruluşundan 125-130 sene sonra alınan kayıtlarda. Onda geçmiyor. Ondan önceki kayıtlarda. Ancak biliyoruz ki Evliya Çelebi de atfediyor bize. Fatih'in bu bahçeyi ilk Boğaziçi'ndeki bir has bahçe olarak bu bahçeyi kurdurduğunu. Bahçeyi en detaylı, bahçedeki bu bahçenin oluşumu, bu bahçedeki içindeki kökler ve su yapıyla ilgili bize en detaylı oluşumu
1 Ağustos 1673 günü hatıratında Anthony Gallant anlatıyor. Gidiyorlar, o zamanki büyükelçi Noitel'le beraber geziyorlar yapıyı. Yapı biraz viran, Kanuni devrinde pek bakılmamış, oldukça viran. Yastıklar, maksıklar biraz küflü, çok detaylı yazıyor o işi. Ta şeyin vadinin en dibinde şu şey yol, iki tarafı dikili ağaçlı yolu birazdan göstereceğim size. Yine bu da Abdülmecit döneminin sonunda veya Abdülaziz döneminde aşağıdaki fabrikalar yapılırken Tokat kastırmak için. Abdülaziz de çünkü buraya bir şey yapıyor, köşk yaptırıyor. İçinde çok hoş duvarda hatlar ve yazılar var. Bunların bir tanesi Galant'ın bize, Galant eski Türkçe'yi ve Farsça'yı, Arapça'yı öğreniyor. Ağaçlar altın olsa inciler yaprak, insanın gözünü doyurmaz illa toprak. Bir başka şeyi çok daha hoş. Fikret, ey dil ki doğduğun vaktin, halk handan idi ve sen giryan. Ana, şayet ki öldüğün vakit, halk giryan ola ve sen handan. Aramızda genç arkadaşlar var. Ey gönül, düşün ki sen doğduğunda yakınların sevinçten gülüyordu fakat sen ağlıyordun. Öyle çalışmalısın ki öldüğünde halk ağlarken sen gülesin. Çok hoş bir devlet yapısında, devletin köşkünde bu tür yapılar. Evliya Çelebi der ki, Mehmet Han, bu Fatih Sultan Mehmet Han burada avlanırken Makbul Mahmut Paşa'nın Tokat Kalesi'ni fethettiği haberi gelince sevincinden tez şu mahalde bir bahçe yapılıp ismine Tokat Bahçesi densin. Avlanan vahşi hayvanları saklamak için etrafına Tokat çiti gibi çitler çekilsin dedi. Böyle ferman edince tek katlı bir köşk, büyük bir havuz ve büyük bir şadırvan yapmışlar ki hala adam boyu gibi havaya su yüksek kubbedeki altın kısma kadar yükselir. Osmanlılar Tokat'ı bir savaş sonrası almazlar. Kısa süreli Eretna Beyliği'nin bitiminden sonra kısa süreli Kadı Burhanettin Devleti'nde Kadı Burhanettin ölünce Amasya, Tokat, işte Yozgat, Kırşehir valisi Osmanlı'ya katılır. Herhangi bir savaşta değil. Fatih Sultan Mehmet döneminde Tokat bir yabancı güç tarafından alınmaz. Kısa süreli bir yağmaya uğrar. Uzun Atay'ın kumandanı Emir Bey tarafından, Akkoyunlar'ın kumandanı Emir Bey tarafından kısa süreli bir yağmaya uğrar ve geri çekilirler hemen. Şey yapmazlar. 11 Ağustos 1473 günü yapılan Otlukbeli Savaşı için Osmanlı ordusu o kış, işte bu Tokat ve Avaris'teki yağmalardan doğru tarihçiler ve Mahmut Hocam başını sallıyor. İnşallah bir hata etip aradan yani bir halt etmiyoruz. Kışın sefere çıkmak ister ama Mahmut Paşa Fatih Sultan Mehmet'e kışın Anadolu'ya doğru sefere çıkamaz diye mani olur. Hatta padişah da biraz gazaba gelir. Baharda çıkarlar ama Mahmut Paşa yanındadır. Fatih İstanbul'dayken Mahmut Paşa'nın Amasya'da, şöyle, Tokat'ta olması söz konusu değil. Ayrıca da dediğim gibi Otlukbeli Savaşı'ndan sonra da zaten Anadolu'nun tünağı. Yani bu Tokat'ın fethi ne, lafı nereden çıkmıştır? Zaten kendi toprağımız daha Beyazıt döneminde, hatta Timur bile Tokat Kalesi'ni kuşatır ama almaz. Nereden çıkıyor? Geçenlikle, genellikle göçebe Türkmen boyları söyler bu işi. Bugün hala Ankara Havadisi'nde, Antalya Havadisi'nde, o döşeme altı, Elmalı bölgesinde. Ya şuraya Tokat çiti gibi çit çevirin de şu hayvanlar da almasın, tarlaya girmesin derler. Tokat çiti özellikle hayvanları, koyun, işte, keçi gibi hayvanları karaçalılarla çevrilen bir çit için kullanılan bir laftır. Zaten Evliya Çelebi'nin sözünün şurasındaki bir anlam da, bir söz de onu bakın diyor ki, avlanan vahşi hayvanları saklamak için etrafına Tokat çiti gibi çitler çekilsin. Bu Tokat'la hiç alakası yok ama bugüne kadar bu Tokat, hatta adı da oradan geliyor, Tokat oluyor. Fakat ne yazık ki bugün Tokat'ta gittim bu vesileyle. Yine
sevgili Önder abi ve benim hocam Sedat Hakkı Bey meraklı insandı. 1940'ta buranın bir rölevesini yapıyor kalanları. Sol tarafta A ile B ile işaretli yapılar muhtemelen Fatih'ten, daha sonra Kanuni'den. 4. Murat da burada avlanıyor, hatta burayla ilgili yapılar var. Ama sağ tarafta o C ile D, orada bir rokalı havuz var, uzun bir havuz. D'de de D'nin altındaki o leke de Abdülaziz'in yaptırdığı bir kasrı benzetiyor. Ama ne yazık ki ben Eylül, 22 Eylül 2020'de gittiğim, 25 Eylül 2021'de gittiğim yerde hiçbir iz kalmamıştı. En son oradaki işte böyle biraz benim yaşıma yakın, biraz beni geçmiş insanlar, Bayram Top Parkı'nın burada eskiden mezbah olarak kullanıldığı ve burada bu evatta bir havuz olduğunu hatırladığı söyleyen birkaç kişi çıktı. Zannederim bunun altında meşhur Tokat kastına ait o büyük havuz var. 4 Mart 1944 günü Tanin gazetesine yazdığı 500. İstanbul'un fethinin yıl dönümü hazırlık programında kı mühim maddeler başlık yazısında Sedat Bey Çetintaş diyor ki, şimdi biz bu kahrı ihya edemesek bile bu tarihi hatırayı orada yaşayacak bir şeyler, yaşatacak bir şeyler yapabiliriz. Ama Allah size kuvvet versin. Benim Eylül ayında gördüğüm şey doğrusu, yani bırakın bunu canlandırmayı, Tokat'ı bile, Çağdaş Tokat yerleşmesini bir de çağdaş hale getirmek bugün günümüzde gerçekten çok zor. Günümüzde Beykoz'un unutulmuş bir de semti vardır. Hemen Macar tabiyle Umuryeri, Macar tabiyle lafının altında Sütlüce diye bir Moltke'nin biraz Almanca ile yazılmış bir sözünü okuyorsunuz. Bakın ben bu Mühendisani Hümayun Adası'nın eski Türkçelerini çevirttim herkes anlasın diye. Orada da bir Sütlüce diye ufak bir yer var. Bu haritada da gözüküyor Sütlüce diye. Evet. Bu da bugün günümüzdeki bir şey. Bunu özellikle koydum. Orada hala mülkiyeti özel şahısları olan parseller var. Burası 1936 Montreux mükerrisinden sonra askeri bölge olarak ilan edildiği zaman buradaki iskan zaman içinde tasfiye ediliyor. Ama Şirket-i Hayriye'nin 1937 yaz tarifesinde sabahleyin 7.05'ten başlayan ve akşam 16.45'e kadar devam eden 10 adet köprüyle, yani Galata Köprüsü'yle Beykoz, işte bütün Anadolu Rumeli kazaları iskelerini gezip buraya gelen vapur seferleri var. Ayrıca bakın herhalde girememiş 1934 tarihli bu Osman Nuri Ergin'in İstanbul şehir rehberinde çizimi yok ama sol alt köşede Sütlüce yerleşmeyi belirtmiş. Sol alt köşede. O kireç çıkartılan, kireç taşı çıkan kayalıklar, bu yarıklar. Yukarıda birkaç tane yapı görüyoruz. Burada da arkada yapıları görüyoruz. Şimdi buranın mesire yeri olarak çok rağbet gören bir yer. Buranın enteresan bir şeyi var. Biliyorsunuz yukarıdaki tepede Üşü Hazretleri'nin camisi, mezarı, işte orada bir derlendi, toparlandı. Karayoluyla burayı çok insan ziyaret ediyor ama aşağıdaki küçük hala durmakta olan iskeleyi revize edip eğer orayla ne kadar işte 900 metrelik bir teleferik hakkı konulursa, hem yazın denize girmek için Sütlüce'nin bu çevresi, bugün askeri bölme olmaktan büyük oranda çıktı, o vadi aralığı kullanılabilir. Hem de oraya deniz yoluyla gelen insanlar böylelikle Yuşa Hazretleri'ne bir kısa, bakın, teleferik hattıyla ulaşabilirler. Uzun bir mesafe var. Size dördüncü bir tane daha şeyim var ama Göksu Vadisi. Göksu Vadisi bu fotoğraflarda da görüyoruz. Bir dönem gerçekten büyük bir mesire yeri, 1870'te çekilmiş. Hatta 15 Ekim 1877 arkasına fotoğrafın tarih koymuşlar bir fotoğraf. Bir dönem müthiş bir mesire yeri olarak kullanılan, işte çevresinde ona hizmet veren kafelerin, lokantaların olduğu yer. Böyle hanımlar akşamüstü çıkıp o setlere oturuyorlar.
bu gezintiyi seyrediyorlar. O kadar fazla ilgi görüyor ki burası, yüzlerce kayık. Derenin diplerine kadar. Hatta her zaman düşünürüm, bu piyadeler böyle 12-13 metre uzundular. Bunlar gidiyorlar da nasıl o derenin neresinde dönüyorlar? Mutlaka bir yerde havuz gibi bir yer vardı. Böyle işte hikayelerde de, yazılı metinlerde de anlatılan, başına bir şal atılmış veya halı atılmış, halının püskülleri suya değen, hepsi beyaz kıyafetler giymiş, enterler giymiş, kürekçiler, üstlerinde kırmızı yelekleri var. Daha sonra da işte bu devre çıktıktan sonra da yine böyle iki kişinin gezdiği bir yer. Geriye gidiyor. Pardon. Siz şeyi yüklediniz galiba. O esası yüklediniz. Şimdi bunun içinde Sayın Başkan herhalde biliyordur, aramızda pek fazla bilen var mı? Bir de Ayazma vardır. Hemen bir ortaokul, lisenin yan tarafında. Bu Ayazma, Dört Kardeşler Mesiresi diye anılan bir yer burası. Dört Kardeşler Mesiresi'nin hemen arka tarafına düşüyor. Göksu Panayırı adıyla anılan Boğaziçi'nin her iki sahilindeki köylere ve bu köylerden köprüye yapan, sefer yapan bütün vapurların hemen hemen Anadolu Hisarı uğradığı, ancak bu uğraş yine de insanları taşımaya yetmediğini, ancak 1920 yılından itibaren bu panayırın ziyaret edilmediğini, panayırın yapılmadığını ve Ayazma'nın da ziyaret edilmediğini biliyoruz. Ayazma'nın enteresan bir hikayesi var. Turist rehberi olarak sana. Mortman, Abdülhamit Dönemi diye bir şeyi vardır kitabı. Orada diyor ki, Fransız Katolik Kilisesi'nin Meryem Ana'nın Portekiz'in Lourdes kentinde böyle bir mağarada işte iki tane kız, bir tane erkek değil mi? Çocuğa sözde Meryem Ana gözükür ve orası bir haç merkezi olur. Ta Fransa'dan filan böyle gerçek inanmışlar. Şimdi az sayıları giderek azalıyor ama Pireneleri filan yürüyerek aşarak, bütün İspanya'yı aşarak burayı Fatıma'nın yeri diye inanılmaz büyük bir yer. Ben gittim bir haç yeri, aman Allah. Fransız Katolik Kilisesi'nin Lourdes mağazasındaki 1872-73 yıllarında sözde Meryem Ana'nın görülmesinden dolayı elde ettiği parlak başarılar, İstanbul'da da benzer bir hokkabazlığın sahneye konmasına neden oldu. Boğaz kıyısında yazın çok rağbet gören bir sayfiye yeri olan Göksu'da Kutsal Bakire'nin bir ismi toprağa gömüldü ve tam 20 Eylül 1873'te Ortodoks Kilisesi'nin Meryem Ana'nın doğum gününü kutladığı 8 Eylül'de resim bulunuverdi. O zamandan beri dindar Rumlar her yılın 20 Eylül günü tören alayıyla Göksu'ya giderler. Geçen yıl katılanların sayısı 30 bin olarak tahmin ediliyordu. Demek ki yeteri hikayeniz yoksa hikaye yaratmak da sizin elinizde. Bazı hikayelere ihtiyacımız var. Yani 1873'te olduğuna göre demek ki 150 yıl evvel bu toplumun içindeki bazı insanlar hikaye yaratma becerisine sahipmişler. Bugün bizim neyimiz eksik? Herhalde yeteri kadar çalışmıyoruz. Bir başka şey de, bugün Tokat var, yani Beykoz şehrinin içinde akan, demin Önder abinin söylediği Tokat Deresi'dir. Burası da müthiş bir sayfa yeridir. Sandalla gezilir, her iki tarafında böyle lokantalar, kafeler vardır. İşte o derenin üstünde böyle ahşap köprüler. Bugün bu kapı duruyor, restore edildi. Fabrikanın kapısı. Ve 1875 tarihli ağaç, bugün iki tarafı ağaçtı. Büyük bir kısmı tahrip olan ama bir kısmı olan 1875 tarihli o yolun Gülmez kardeşler tarafından 1875 yılında çekilmiş fotoğrafı. Ağaçlar daha şey. Bir başka yanlış
yanlış olduğu için de çözüm üretemediğimiz ama böyle bir şehir efsanesi Boğaziçi'nin yeşil olduğu konusundaydı. Görüyorsunuz bugün Anadolu Kavağı'nın bu bölgeleri. Arkaya bakarsanız eğer Rumeli tarafına ne kadar çıplak olduğunu görürsünüz. Garipçe Kalesi ve Rumeli Feneri. İşte Garipçe Kalesi. Garipçe Kalesi'ni bugün görmek mümkün böyle bütünü. Onun için eğer ne kadar gerçeğe yakın araştırmalarımızı, gerçeği öğrenebilirsek, o gerçeği hayata geçirecek ve o gerçekten hareketle çözüm yolları üretebiliriz. Ama gerçeği görmezden gelip, kendi hikaye ve efsanelerimizle, bu hikaye efsanelerin çıkış noktasında bir müddet sonra o kadar yaygınlaşır ki kendi uydurduğumuz efsane ve hikayeye bile biz bile inanırız. Değil mi hocam? Yani biz üniversiteden biliriz. Şimdi Sayın Başkan, Beykoz'un hasbelkader benim farkına vardığım 4-5 tane çok bilinmeyen, çok da üzerinde durulmayan, çok da geleceğe dönük olmayan noktalarını dile getirdim. Ben inanıyorum ki benim farkına varmadığım ama başka arkadaşlarımızın farkına vardığı buna benzer çok daha fazla hikayesi olması gerekir. Demin Belçika, Danimarka'daki köyü Önder Bey gösterirken Önder abi, başka köyleri de ben de böyle birkaç tane Roma köyü şeyi yapmışlardı. Viyana'nın 30 kilometre şeyinde nedir köyün adı? Birden aklıma geldi. Mesela sizde hiçbir İstanbul'un başka ismi olmayan Polonez köyü gibi bir köy var. Polonezler tek tük oraya geliyorlar, bilmiyorlar. Hangi ülke böyle bir göçmeni bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz ve ne kadar dünyanın reaksiyon gösterdiğini görüyoruz. Getiriyor, toprak veriyor, oraya bir şey yapıyor. Biz bunu, bu hikayeyi yeteri kadar kullanıyor muyuz? Kendimiz bile farkında değiliz. Eğer bir şey hakkında hikaye, efsane yaratılmıyorsa, bunun için o insanlar birer kurgu yapmıyorlarsa sıkıntı var demektir. Paris bir dönem turist açısından çok alt seviyelereymişti ve Pompidou'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde yeni atılımlara başladı. Bunların bir tanesi Bobok'taki kültür merkezidir. Diğerisi MP'ye Louvre Sarayı'nın yeni düzenidir. O cam kubbe falan ortaya yapılır. O da oldu 40-50 sene. Sonra bu Cehennem, işte böyle 24 saatlik polis romanları yazan bir kitap var. Dan Brown. Dan Brown böyle bir kitap yazdı. Orada diyor ki işte sözde Meryem Ana'nın cenazesi veyahut İsa'nın soyundan gelenlerden biri. Bu yeni Louvre'un o cam piramidinin altında bir de içe dönük cam piramit var. Onun altında gömülü. Daha orası yapılalı 25-30 yıl oldu. Oradaki garniyeres oldum. 10 kişiden yarısı Meryem Ana nerede yatıyor diye soruyor dedi. Ya burası dedi yeni yapıldı. Ben burada dedi, ben inşaatında ben vardım. Yani daha önce de çalışıyordum. Ama hikayenin tesiri bir polis dramada, filmde de bu oynuyor, gösteriliyor. Onun tesiri belki müziği gezmek için değil. Ama sırf orada mezar nerede diye görmek için gelen insanların ilgisini çekiyor ve geliyorlar. Ülkemizin ve bizim şiddetle bu tür hikayeler ve efsaneler yaratıp onu o çevrede yaşayan insanlarımızın zenginleşmesi, ekonomik refahının artması için kullanmak mecburiyetindeyiz. Hepinize saygılarımız var. Sağ olun. Doktor Sinan Gelim, çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederim. Şahsım adına da, mutlaka nesiller boyunca artık sizleri dinleyip öğrenenler adına da yine bir korsan bilgi de olmazsa olmaz. Şimdi hem hikaye uyduralım diyorsunuz, çok iyi diyorsunuz. Ondan sonra da bakın Tokat'ın fethi hikayesi uydurmuşlar, beğenmiyorsunuz, onu iptal edelim diyorsunuz. Hadi gerçi öyle söyleyelim yani, bu böyle bir çalışmayla olur bu iş. Şöyle ki, Fethi oraya bir şeyler katmaz ama onun çevresine tabii Sayın Başkan biliyor orayı. Sen de bilmiyorsun. Tokat'a gitmemişsindir. 3-5 tane Tokat ağalı gibi çevirip oraya ceylanları, geyikleri, meyikleri koyarsan. Ben gitmemişimdir değil mi Tokat'a? Gitsen de kaybolursun.
Bir turist rehberine edilebilecek en büyük hakareti duydunuz efendim. Tokat'a gitsen kaybolursunuz dedi. Hayır, Tokat köyü gidersen, Tokat'a gidersen kaybolmaz. Şöyle ki efendim, ayrıca da bu Boğaziçi'nin gerçekten de hani reymiş, ağaçlıkmış, mahvetmişiz efsanesi üzerine de bir hatırlatma yapayım. Hep Moltke'nin haritalarını gösterdi Sinan hocamız da. Nitekim Helmut von Moltke 1830'lardadır değil mi onun mektupları? Mektuplarında 36, biliyorsunuz yazıyor 30'larda. Mektuplarında bu Osmanlılar da Boğaziçi'ni mahvetmişler. Kim bilir Romalılar döneminde ne kadar yeşildi diye. Ciddi yani her zaman o takıntı var. Şu anda gördüm. Yok tabii ya, Roma döneminde de yeşil bulsalar zaten hemen gemi yaparlar kesin. Gene o ağaç işe yarar. Yoksa da sandal yaparsınız. Bir şey yaparsınız yani, o yeşil niye bırakasınız? Efendim, saat 18'de oturumumuz sona erdi biliyorsunuz. Böyle bir, çok kısa tutacağım, hiç üzmeyeceğim böyle bir kimseyi. Negatif ayrımcılık görülmemiştir. Hiç kırmızı ceketli değil. Zarif hanımefendiye, Olcay hocamıza. Efendim, zaten siz bir görsel şölen diye bahsetmiştiniz tebliğiniz beni hakkında. Beni mahcup ediyorsun bu kadar ağır hocalarımın arasında. Hakikaten biraz mahcup olarak sunumu yapmaya çalışacağım. Ben zaten kolay değil. Aynı bahaneyle bari oturum yöneticisi olayım dedim. Sen konuşmaktan kolayını kurtuldum. Seçtin, tabii evet. Tabii ki öyle oldu. Lütfen Olcay Aydemir efendim. Mimar, restoratör, doktor Olcay Aydemir. Öncelikle herkese hoş geldin demek istiyorum. Tabii oturumun son konuşmacısı olmak ve bu kadar değerli hocalarımdan sonra benim için kolay değil. Ama ben de biraz farklı bir bakış açısıyla aslında Beykoz'a neler yapabiliriz, bir kültür ve turizm politikası için neler olabilir, biraz işte benim kendi mesleki gezilerim ve tecrübelerim çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. Tabii size Beykoz'u anlatmak isterim saatlerce ama zaten Beykoz'u hepimiz biliyoruz. Beykoz'un çok güzellikleri var. Ben önce Türkiye'nin dünya miras alanlarıyla başlamak istiyorum. Bu bizim için bir not. Asya yakasına bir not, Asya yakasına bir mesaj. Biliyorsunuz İstanbul'un tarihi alanlarının dördü de Avrupa yakasında ve Fatih bölgesinde. Asya yakasında buna layık yer yok mu? Var ama biraz çalışmamız gerek, biraz bu kriterleri oluşturmamız gerek. Aslında üçüncüsü yapılıyor bu sempozyumun. Sanırım üçüncüsüne kadar bütün bu altyapıyı oluşturacak parametreler ve alt kriterler bence hazır. Bugün dolu not aldım ben sayın hocalarımın anlatımlarından. Muhtemelen sizin sorularınızdan da çok fazla not alacağım. Benim bir işim de bu. Yani bu parametreleri ve alt kriterleri oluşturup bir yönetim modelini sunmaya çalışmak. Sevgili Sedat demin bahsetti, hani neden bunu yapmaya çalışıyorum? Başardım mı? Tabii ki başarmadık. Bu bir ekip işi. Zamanla oluyor ama restorasyon turizmini biz galiba biraz başardık. Sevgili Sedat'ın da bunda çok payı var. Bugün biz çok başarılı yapamazsak da birileri yapıyor. Restorasyon turizmi diye bir şey yok tabii. Bu bizim uydurduğumuz bir şey. Bu bir mesaj. Sadece yaptığımız işleri herkese açmak, açık hale gelmek, şeffaf hale gelmek. Erişemediğimiz şey, anlamadığımız şey bizim değil. Bir restorasyonu anlatamazsak, anlamazsak, şeffaf olmazsak, kapalı kapılar arkasında yaparsak, bunu koruma konusunda da iyi nesiller yetiştiremeyeceğimizi düşünüyorum. Sayın hocalarımız burada birçoğu bilir. Ben tüm akademisyenlere her zaman açık oldum. Tüm STK'lara özellikle açık oldum ve onları bizzat gezdirdim. Onarım esnasında gezdirdim. Bu çok kolay bir iştir. Emniyet tedbirlerini aldığınız takdirde yaptığınız işi bütün detaylarıyla anlatabilirsiniz. Ben Avrupa yakası, Asya yakasından da dünya miras listesine girecek somut ve soyut donelerin olduğunu bu sempozyum bildirilerinden ve bugünkü anlatımlardan dahi artık biliyorum. Belki de bundan sonra dördüncü sempozyum yerine bunları çalışmaya başlayabiliriz. Beykoz semtini birçok kez anlattık, güzelliklerini, doğal güzelliklerini, geçmişten bu zamana kadar geçirdiği değişimleri, tarihini, endüstrisini. Ben biraz kendi gözümle gördüğüm, her seferinde Beykoz'a geldiğimde keşfettiğim bazı şeyleri anlatacağım. Ben biraz dokuların peşinde giden bir mimarım. Yani yolları, cepheleri, meydanda karşıma çıkan bir çeşmeyi ya da özellikle Beykoz'da yukarıdan aşağı indiğimde yolun sonundaki iskeleyi, bir çeşmeyi,
bir meydanı görmeyi seviyorum. Ama tabii biraz dokunmak lazım. Nasıl dokunacağız? Yavaş yavaş bakacağız buna. Bu bir politika, dediğim gibi bir parametre ve kriterler silsilesiyle olacak. Onu da dünyadan örneklerle göstereceğim. Bunlar benim Beykoz'da yine böyle işte yukarılardan aşağı inerken gördüğüm yollar. Duvarlar çok güzeldir. Duvarlar bir fondur, bir sahnedir. Demin hocalarım da bahsetti. Beykoz'un mor salkımları, erguvanları bu duvarlardan şiirsel bir şekilde fışkırdığı zaman bize bir görsel şölen sunarlar. Hele bir de doğal taşsa bu duvarlar. Ama değilse de sorun değil. Güzel duvar yaparsak, korkuluklar, sınırlar koyarsak yine güzel şeyler olur. Ahşap yapılar, tarihi yapılar, tabelalar mesela, işaretler, yol işaretleri, kaldırımlar benim böyle takıldığım şeylerden biri. Bu kadar güzel bir detay aşağıda Fırat Pen'le yok. Bunu kötü olduğu için söylemiyorum. Bu zamanla olacak bir şey, bir anda olacak bir şey değil. Sadece hani geçerken karşıma çıkan şeyleri söylüyorum. Bu da buradan nihayetinde. Bakın sağ taraf ahşap yapılar. Soldaki gibi olamaz mı? Olabilir. Bunlar çok büyük ve zor işler değil. Bugün işte biraz böyle soldaki gibi örnekleri görmeye çalışacağız. Bunlar uzun uğraşlar ve kararlar sonra olabilecek şeyler. Artı karar verip bazen kullanıcıyla elde edemediğimiz şeyler de var. Dolayısıyla hep söylüyorum, fiziksel, sosyal, çevresel ve ekonomik ana parametrelerle olacak bir şey. Yani sadece fiziksel bir konu değil, bunun sosyal, ekonomik ve çevresel boyutu da var. Dolayısıyla hani bu işlerin çok kolay olmadığını söyleyebilirim. Bu da yine bu yoldan inerken gördüğüm boşluklar. Tabii şehrin içerisinde dedim ya, cephelere takığım ben. Sonuçta şehir gördüğümüz şeydir. Yürüdüğümüz yol, işte gördüğümüz cephedir. Bu boşluk benim ilgimi çekiyor. Bu boşluk bana burada şiir yazmak için, belki de bir edebiyatçıya, bir şaire, bir yazara konu olacak bir hale gelebilir. Nasıl gelebilir? Burada bir sürü boşlukları görüyoruz, örnekleri. Tabii daha iyi hale gelebilir. Bunlardan bazıları Venedik'ten, bazısı Viyana'dan, bir tanesi Türkiye'den. Taş boşluklar, burayı hepiniz bilirsiniz Cumalı Kızık'tan. Bu sürprizler bize bu tasarım kabiliyetini ve yaratıcılığımızı konuşturmak için fırsatlar sunuyor. Beykoz bu konuda çok şanslı. Ben Beykoz'u beyaz bir sayfa gibi görüyorum, beyaz bir sayfa gibi düşünüyorum. Bu ne demek? Yapacak çok şey var. Hani düzeltilecek, geliştirecek, iyileştirecek. Yani kötü değil. Üzerine bir şeyler koyabileceğimiz şeyler var. Yine Beykoz'dan sıra dükkanları görüyorsunuz. Şimdi buraya gelelim. Artık yavaş yavaş politikalarımıza girebiliriz. Burası bir hava alanı. Aslında ziyaretçiyle ilişkimiz eriştiğimiz duraklar ve noktalardan başlıyor. İşte otobüs durakları, terminaller ve havaalanı. Burası Viyana Havalimanı. Havalimanına indiğiniz an şehre dair ipuçlarını görmeye başlıyorsunuz. Tabii İstanbul büyük bir şehir. Beykoz büyük bir semt. Buranın da durak noktaları var, iskeleleri var, meydanları var, birçok kahvehanesi var değil mi semtler içerisinde? Ona dair bir takım projeler üretilebilir. Ben işte bu örneklerle biraz gitmeye çalışacağım. Viyana'da iner inmez havalimanından doğrudan şehre dair müzelerle ilgili bilgiler almaya başlarsınız ve not etmeye başlarsınız. Çok ilginç. Aslında ilginç değil. Yani hepimiz araştırarak gidiyoruz ama siz orada valizinizi beklerken aslında şehri tanımaya başlıyorsunuz. Bu bir politikadır. Bu bir uzun süre bir ekibin çalışıp karar verdiği bir şeydir. Yani oradaki hava meydanının müdürünün karar verdiği bir şey değil. Mutlaka katkı sunmuştur ama bu bir ekip işi. Demek ki hani biz birçok meslekten insanla birlikte çalışarak bu politikaları biz de yapabiliriz. Burası Venedik Havalimanı. Viyana 2015'te çekmiştim bu fotoğrafı. Bu 2019 Biennale'den, Biennale için gitmiştim. Yine valizlerimizi beklerken Biennale'in programı, kentteki konserler, kentteki iyi restoranlar, yemek, kentin yemeği. Bakın yani kültür sadece binadan ibaret değil, gastronomiden de ibaret. Yani ileriki slaytlarda örnekler vereceğim. İşte Beykoz'un da böyle bir gastronomisi var. Beykoz'un bostanları vardı geçmişte. Bu bostanlar iyi bir gastronomiyi getirmiş olmalı. Değil mi? İşte Beykoz'un camı var dedik. Beykoz'un kundurası var dedik. Derisi var dedik.
Havaalanında gayet güzel valizini bekleyen yerli yabancı ziyaretçiler şehre dair, Beykoz'a dair şeyleri de gayet güzel görebilirler. Sağdaki olay, tabii biz bunları çok kolay yapamayız çünkü kubbeyi yere indirmiş bir kilisenin kalem işi bezemelerini baskı yaparak yine aynı meydanda sergiliyorlar. Yere mi bakalım, ekranlara mı bakalım bilemedik. Bu Biennale esnasında buradaki ne diyelim sergilerden biriydi. Bunların benzerlerini Venedik'te Biennale esnasında tarihi yapıların zeminlerinde de gördük. Mesela hiç bilmediğimiz Pompei'deki bir mozaiği bir yapının zeminini bu şekilde kaplamışlardı. Bunlar kültürel köprüler kurarlar. Bu da bir politikadır, bu da bir politikanın sonucudur. Tabii ben ziyaretlerimde bu yönetim planlarını hep sorgularım. Yani işte bir müzeye gidiyorsam, bir olay varsa, bir aktivite varsa nasıl bir grupla çalıştıklarını sordum. Tabii benim şansım uluslararası delegasyonlarda çok bulundum. Yani yaklaşık 10 senedir davet edildim tüm delegasyonlara, katılıyorum ve uluslararası olduğu için de büyük bir renk ve zenginlik kattı bize. Biz de az çok bir şeyler yapmaya çalıştık. İşte bu bana restorasyon turizmini getirdi bir taraftan. Devam edelim. Kentin setleri. Ben duvarlara çok takık biriyim. Yani işte bir yeri duvarlarla kapamak, bir şantiyeyi brandalarla kapamak, işte örtmek ya da işte bir açıklık bırakmamak. Bunlar bizim görsel seviyemizi, silüete olan bağlılığımızı azaltıyor. Yani işte İstanbul'un silüeti çok önemli değil mi? Beykoz'un karşıdan baktığımızda seyretmek çok şahane. Eğer yeni duvarlar yapıyorsak bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Duvar burada duvar olmaktan çıkmış bir nakışa dönmüş. O bölgenin, Roma'nın bir florasının sarmaşıklarını görüyorsunuz. Demin hocam da söyledi. Yani çok böyle tasarlanmış peyzaj mimarlarıyla çalıştığınız peyzajlara çok bakmanız gerekiyor. Bizim daha az bakıma ihtiyacı olan bir peyzaj ihtiyacımız var. Başarabilseydik, bu sene Heritage'da ne yazık ki pandemiden dolayı başaramadık. Botanikçilerle çalışalım diyorduk biz biraz. Botanikçilerle peyzaj mimarları biraz farklı çalışıyorlar. Biz dedik ki ekibimize botanikçileri de alalım, öğrenelim onlardan. Sürdürülebilir. Bu çünkü ekonomik. Yani siz buna sürekli bakmaya çalışırsanız belediye için büyük olmaya başlıyor bu. Acaba nasıl bir bitki yapalım, ekelim? İşte kendi kendini nasıl sürdürülebilir? Kendi kendini sürdürmesinin esas temeli buranın iklimine uygun olması. İşte mor salkımlar, erguvanlar kendi kendilerine büyüyorlar. Doğru budarsanız, hocamın anlattığı gibi yani kafasını uçurmadan ağaçlara bakarsanız inanılmaz bir silüet verirler. İşte Barcelona'daki servilerin uzun silüetleri gibi. Burası Sicilya. Yine bakın parmaklıklar var. Bu önemli, bu zorunlu bir duvar. Duvardan işte fışkıran sarmaşıklar, arada incirler var. Ve demir parmaklıklarla ayırmışlar. Daha ileride artık bu parmaklıkları şu şekilde organize etmeye başlıyorlar. Kafe dolu. Demire yaslanıyorsunuz, çayınızı, kahvenizi veya ne yiyorsanız ayakta o demirlerden denize bakarak yiyebiliyorsunuz. İstanbul'u hiç görmedim. İstanbul her tarafı denizlerle çevrili bir yer. Yani Sicilya'ya çok kat kat nefis manzaraları var. Bunu yapalım diye söylemiyorum tabii bunu. Ben bunu sadece kenti daha iyi anlamamız, yaşadığımız şehri daha iyi anlamamız için söylüyorum. Belki biz başka bir şey önereceğiz. Belki bir ekiple toplanıp başka farklı bir öneride bulunacağız. Bu örneklerden biriydi. Bu da yine Sicilya'dan bir örnek. Şeye de çok takığım ben. Yani işte turistik eşyaların satıldığı yerler. Tabii Beykoz'da ben camı bekliyorum. Hani burada seramik çünkü oranın toprağı önemli. Seramiğin türlü envai çeşidi var. Tabii geleneksel olanı var ama daha çok çağdaş yorumları vardı. Bütün bunların bir orkestra şefiyle dizayn edilmesi daha çekici hale geliyor. Yani plastik bebekler yok mesela. Bugün Türkiye'de birçok yerde bunları görüyoruz. Bunları söylemek zorundayım çünkü biz bunu hak etmiyoruz. Daha nitelikli hediyelik eşyaları hak ediyoruz. Tabii Beykoz'a döndüğümde Beykoz çok şanslı. Beykoz beyaz bir sayfa. Beykoz'da plastik bebekler görmedim ama Beykoz'da Paşa Bahçe'yi görmek isterim, Beykoz camını görmek isterim. Beykoz Kundura çok güzel işler yapıyor. Ben hocama çok katılıyorum. Yani ben onun hikayesini orayı gezdiğimde gördüm. Bir köprü kuruyor geçmişte yaşayanlarla. Ayakkabı, deri, üretim üzerine birazdan göreceğiz. Başka şeyler de yapılabilir.
Viyana'da hiçbir şey yok. Nasıl bir festivalle hayatı canlandırdıklarını göreceğiz birazdan. Erişmek demiştim. Yine Biennale'den örnekleri görüyorsunuz. Şimdi bir pandemi problemi de çıktı biliyorsunuz 2 senedir. Yeme içme, işte kapalı mekanlarla ilgili sorunlarımız var. Benim bir şansım oldu. Kuzeyli bir grupla, yabancı bir grupla Pandemi Kiti diye bir çalışmanın tercümesini Türkiye adına yaptık bir arkadaşımla. Tabii şunu öneriyor yerel yöneticilere, pandemi döneminde kentte insanlarla ilgili ne yapabiliriz? Çok önemli bir şey var, artık açık havada yemek yemek, kışın ve yazın açık havada yemek yemek. Tabii bunun usulleri var, bazı platformlar, bazı işte dinlenme alanları ama en çok da yayalaştırılmış yolların üzerinde duruyorlar. Yayalaştırıyorlar. O zaman çocuklar oynuyor, insanlar rahatça böyle platformlar üzerinde yemeklerini yiyorlar. İşte şık lambalar, şık şemsiyeler koyuyorlar. Pandemi kitinde en çok dikkatimi çeken buydu. Çünkü onların bizim gibi çok doneleri yok. Yani çok daha şanssızlar. Bizim gibi sokakları yok, bizim gibi dört mevsimi yok. Yani çok güneş görmüyorlar, kış, daha çok depresifler. Biz gerçekten çok şanslıyız. Tabii onu düşündüğümde ve okuduğumda aslında çok şanslı olduğumuzu, yapacak dolu işimiz olduğunu fark ettim. Yine erişimle ilgili detayları görüyorsunuz. Engelliler için söylüyorum bunu. Pandemi döneminde yine kırlarda açılan, bunlar güneşlenmek için de kullanılıyor aynı zamanda. Dediğim gibi onların çok ışık ve güneşle bizim gibi şansları yok. Buldukları gibi oturuyorlar ya da piknik yapıyorlar ama mangal yapmıyorlar. Evet, bu tarihi bir mekanda yine yollarla ilgili bir problemim. Biz çok böyle hemen beton döşeyip, üzerine basmayı seviyoruz ya da bir şey yapmak istiyoruz. Aslında hiçbir şey yapılmayabilir. O faunayı bozmamak için, eğer bitki varsa florayı bozmamak için ya da tarihi dokuyu bozmamak için envai çeşit yöntem var. Bu da bizim politikamızın bir kararı. Bu da bir ekibin, yani burası Pompei. Pompei'de bir ekip var, bir yönetim var. Yönetim dediğim yani bir müdür değil. Değişik, farklı botanikçinin de içinde olduğu, aydınlatmacının da içinde olduğu, jeoloğun da içinde olduğu bir bilim kurulu var. Onunla çalıştıkları bir şey, karar verdikleri bir şey. Zor bir şey değil. Ama biliyoruz ki, ha bunu beğenmeyebiliriz, ben bunun iyi olduğu için göstermiyorum. Sadece bu çözümün aşağıdakine zarar vermediği için bir ortak akılın bu kararı verdiğini söylüyorum. Bu da bizim botanikçilerin Pompei'de. Bu bildiğimiz doğal örtü. Sadece kendi kendine bakıyor bu. Buna biraz bakıyorlar. Bakın buna çok paralar harcayıp işte buraya yasemin getirmiyorlar. Buraya hiç alışık olmayan bir erguvan, bir ağaç getirmiyorlar. Bu kendi kendini sürdürüyor. Bu o kadar kolay bir şeydir ki. Dediğim gibi 2020'de Heritage Fuarı'nı pandemisiz yapabilseydik buraya botanikçi uzmanları getirecektik. Ben tüm yerel yöneticilere Heritage Fuarı'na katılmalarını öneririm. Çünkü çok değeri var Beykoz'unda. Cama anlatabiliriz, Beykoz kundurayı, deriyi anlatabiliriz. Bana hep soruyorlar dostlarım, öğrencilerim, hocam katılalım mı? Hiç durmayın diyorum. Ben de Kültür Bakanlığı adına 2019'da katıldığımda biz de birçok yeniliği yaptık. Bu da tabii deneyimlerin sonucu oldu. Yani ben de mucize yaratmadım aslında. İşte burada gördüklerimi komisyonla birlikte, bir ekiple karar vererek bir noktaya getirdik. Ama dediğim gibi pandemi bu işleri biraz engelliyor. Tarım turizmi. Bu da çok yeni çıktı. Hani ben restorasyon turizmi diyorum ya, tarım turizmi. Burası Sicilya'nın çok böyle tepelerinde bir yer. 2019'da gittik. 41 derece sıcaklıkta gittik. Yine uluslararası bir delegasyon. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu bir politikanın ürünü. Biz yabancı konuğuz. İtalyan hükümeti bizi aldı. İşte aramızda birçok ülkeden insan var. Buraya bir kazı alanını gezdirmeye geldiler. Sonuçta ben koruma uzmanıyım. Merakla bekliyorum. Ne göreceğiz? Bizi bu böyle çok basit bir çitin içinden buraya işte tarım turizmi yazmışlar. Her taraf buğday başaklarıyla dolu. Çünkü Sicilya'nın o makarnaları ve doğal üretimi çok önemli, buğdayları. Kesinlikle göndermiyorlar. Dışarıya çıkaramıyorsunuz. Makarnayı alıyorsunuz ama tohumu çıkaramıyorsunuz. Bu da bir politika. İçeriye girdik. Yine burada kalayım. Çünkü detaya girmeyeceğim. Bize ikramları salçalı ekmek, limonata, kendi yetiştirdikleri karpuzdu.
Yani tabii uzun bir yoldan gelmişiz, 41 derece sıcak. O limonatayı, yani kaç tane salçalı ekmek yediğimi bilmiyorum. Ben bir de severim çocukluğumdan. Hepimiz o çocukluk anılarımıza dönüyoruz ya. Tabii oradaki önemli konu, salçayı kendileri üretiyorlar. Ekmek kendilerinin, aynı buğdaydan ve undan. Kavunu kendileri yetiştiriyorlar ve limonata onların. Yani çok basit, çok basit. 20 kişiyi bu şekilde ağırladılar ve serinledik. Sonra uzun o sıcakta, şemsiyemiz yok, artık eşarpları aldık. Gölgede 10 metrekarelik bir mozaiği gördük. Sonra bizi harika bir, yine gastronomilerini tanıtmak üzere harika bir restoranda ağırladılar. O gün uyumadım ben. Ya dedim, biz ne yaşadık bugün, bu neydi? Çok küçük bir kesidi tabii, çok güzel yerleri de gördük ama bu bir politika dediğim gibi. Yine yollar, çok önemli bir arkeolojik alan burası. Armenya, Sicilya'daki arkeolojik alanına giderken gördüğünüz basit çitler. Yani çok para harcamaya gerek yok demek istiyorum. Buradaki konum bu. Aman aman, çok güzel bir arkeolojik alan, harika bir restorasyon yapıyorum. 20 milyon harcayayım buraya, hiç öyle bir kaygıları yok. Çitleri koyuyorlar, doğal taşı döşüyorlar ve gidiyorlar. Tamamlama yok, dondurarak yapıyorlar. Tamamlamalar var, onları bu konu buranın gündemi olmadığı için anlatmıyorum. Burada sadece görselleri anlatmaya çalışıyorum. Yine Venedik'e döndüm. Niye buraya döndüm? Burası endüstriyel bir alan, tersane ve Biennale'de burayı kullanıyorlar. Bakın sağda bir yürüyen merdiven var. Erişemezsek bu yapıları kullanamayız. Bir şeyin dozu var. Yani bunu geri aldığınızda bu yapıya hiçbir şey yapmayacak. Aslında koruma camiasına da bir mesaj veriyor. Tartıştırmıyor. Diyor ki, ben ülkemi tanıtacağım. Bir Biennale yapacağım, dünyayı buraya taşıyacağım ve para kazanacağım. Bakın dünyadaki bazı ülkelerde ekonomi bunun üzerinden dönüyor. Paris bunlardan biri. Paris turizm, Roma, Venedik turizmle döner. Kışın yatar bu insanlar çünkü insan olmaz. Dolayısıyla bu Biennale onlar için çok önemli ve endüstriyel bir alanı restore ediyorlar. O kadar az dokunmuşlar ki, dokunuşların sebebi sadece şu: sağlam, yıkılmayacak, insan ölmeyecek. Sağlamlaştırıyor, yani güvenli hale getiriyor. Bir de erişim. Bu gölgelikler, bu yürüyen merdiven, inanamadım ben önce. Yürüyen merdivenle çıktık yukarıya. Herkes sergiye bakıyor. Ben tabii mimar olarak mesleki deformasyon. Yürüyen merdivenleri, işte montaj detaylarını çekiyorum. Benim işim bu. Tabii bir de başka şeyleri çektim. Nedir? Banklar. Kentsel üretim. Kentsel mobilyalar. Bunlar neler? Çok şık banklar vardı. Niye? Uluslararası bir sergi yapıyor. Kendi teknolojisini ve kendi üretimini gösteriyor. Bizim tabii bir başka sorunumuz da üretim yapamamamız. Ama bence yavaş yavaş üretim yapacağız. Camı üreteceğiz, derimizi yeniden üreteceğiz, kendi banklarımızı yapacağız. İtalyanlar bu konuda, Sedat bilir, çok iddialıdırlar. Bakın pandemiye de uygun. Bu Biennale olduğunda daha henüz pandemi olmamıştı. Masası olan, işte bir tarafında kahvesini koyabileceği bir deski de var kendi içinde. Bu da akrilik işte banklar. Burası için üretilmiş özel, yine sanatını da bir yerden döktürüyor. Burası Roma, pardon, burası da Venedik. Meydandaki çeşmeler dedik. Bir kuyu bile bazen bir sahnenin ana oyuncusu haline gelebilir. Bir zinciri eklersiniz ya da duvardan bir yasemin, buradaki yasemin de hocam, sarkıtarak bir dekor haline getirebilirsiniz. Bu turist için fotoğraf çekim noktasını oluşturur. Bütün bunlar bir grupla çalışılıyor. Yani çıkıyorlar, kenti geziyorlar. Bir sokak, bir duvar, bir yol. Neresi taşı olacak? Arabanın geçtiği yol, yayaların yürüdüğü yol, doğal taş mı olmalı, asfalt mı? Buna karar veriyorlar. Buradan bu ağaç gelsin, şu ağaca bakalım, şunu böyle budayalım. Bu bir ekip işi ama bir ekip kurulması gerekiyor. Döşemeler, takık olduğum döşemeler. Hiç sıradan bir döşeme yok. Burası bir müzenin bahçesi. Soldaki turizm danışma ofisi. Tavanı görüyor musunuz? Sizi böyle karşılıyorlar Venedik'te. Bu arada vergi alıyorlar artık. Haberiniz olsun. Şeylerden, turistlerden de. Burada verginizi ödüyorsunuz. İşte haritalarınızı ya da işte nereye gidecekseniz o bilgileri alıp gidiyorsunuz. Sağ taraf Norveç. Norveç'te Sus şehri ama işte meydanlara sürle ilgili bir şeyler yapmışlar. Döşemeden dolayı bu örneği gösteriyorum. Bazen koca bir meydanı sadece taşla kaplamak yetmiyor. Oraya bir şeyi, bir hikayeyi Sinan hocamın dediği gibi eklemek gerekiyor. Bu Danimarka'da
Danimarka'yı hocam da anlattı. Danimarka yaşam kalitesi yüksek, Kopenhag yaşam kalitesi en yüksek şehir. Şehre girdiğinizde havaalanında da, otellerde de, her yerde böyle dönen bir şey var. Ben de merak ettim bu nedir diye. Gittim. Hani hep haritalarda bize yapıları tanıtırlar ya, bunların hepsi birer yapı, adresleri var, restoranlar var, işte müzeler var, arkada adresleri ve haritaları var. İneceğiniz durak var, hangi araca bineceksiniz. Bu beni çok etkilemişti, birkaç tane aldım. Biz üretelim diye söylemiyorum tabii. Bizim gibi olmayan ülkelerde, biz çok zenginiz, hani biz bundan bir daire yapsak dolar taşar, çok eserimiz var çünkü. Ama hani yaratıcılığı ve o politikadaki o kararı anlatmak istedim. Burası San Benedetto, İtalya'nın kuzeyinde, Sedat burayı bilir, bu gezinizde bize eşlik etmişti. Tarım şehri, bu bir otel. Ama kırların içindesiniz otele girdikten sonra, inanılmaz o kırsal etkiyi mimaride turiste yaşatıyorlar. Ben Polonezköy'de de böyle yerler olduğunu biliyorum. Yani Beykoz'da da böyle yerler olduğunu biliyorum. Sadece biraz tabii dokunmak gerekiyor içine, tasarımına. Bu da yine bir ortak akılla, bir grupla, mimarlarla, şehir plancılarıyla, sosyologlarla birlikte olacak bir şey. Botanikçilerle, peyzaj mimarı demiyorum. Çünkü Beykoz'un yarısı orman değil mi? Çoğu orman. Peyzaj mimarından daha ziyade botanikçilerle biraz çalışmamız lazım. Bu ne diyeceksiniz? Bu çok ilginç. Biz bu Norveç'ten, bunlar balerin kızlar. Norveç'te fiyortlarda geziyorsunuz. Tabii Norveç doğal alanları gördüğünüz, doğal alanları, miras alanları olan bir ülke. Tabii sizi gezdiriyorlar. Gemiyle gidin, 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 her fiyorta gidin, yemek yiyin. Yani bunun sonu yok ve çekici bir şey de yok. Bir tarih de yok çok büyük. Hani Viking var evet ama işte gidiyorsunuz, belli şehirlerde var. Size turlar veriyorlar. Trenle diyorlar ki işte çıkacağız, size şelaleleri göstereceğiz. Ama bir tanesinde bir hikaye var. Orada bunların periler dedikleri böyle bir hem cüceleri bir de perileri var. İşte müzikle bir istasyonda bunlar dans ederek çıkıyorlar. İnanılmaz, turistler bunları görmek için saatlerce bekliyor. Yani hemen çıkmıyorlar. Bakın pazarladıkları şeye bakın. Düşünmüşler, taşınmışlar biz 250 euro buraya çıkış trenle. 250 euroyu nasıl satalım bu gelen turistlere? Yani evet ben de çok güldüm. Bunun videosu var tabii, buraya video koyamadım. Bazen derslerde öğrencilere anlatıyorum. Hemen çıkmıyor. Yani ben süreyi de sabit tutuyorum ki görsünler. Böyle bir 5 dakika 10 dakika bekliyorsun. Müzik çıkıyor. Önce bir şelaleyi izletiyorlar. Sonra işte müzik arkasından işte yavaş yavaş dans eden işte böyle periler çıkıyor falan. Herkes alkışlıyor, kamerayı çeken, fotoğraf çeken. Yani bizdeki olayları düşününce bizim zaten taşımız toprağımız altın. Hani böyle hikayelere ihtiyacımız yok demek istiyorum. Bundan bir hikaye üretip kişi başı 250 euroyu aldılar. Evet, şimdi gelelim üretime. Burası, zamanım mı doldu? Ya tamam Sedat, bir dakika. Olmaz, hayır. Ben son konuşmacıyım, sizi esir aldım, bırakmıyorum. Hayır, eğer sıkıldıysanız tabii bırakabilirim. Evet, kızım sıkılmış başta. Evet, hızlı geçeceğim, çok hızlı geçeceğim. Sizi sıkmak istemiyorum. Burada üretimi göstermek istiyorum. Freiburg, Freiburg bir tekstil şehri. Her yerde kendi üretimleri var. Yani böyle dünya markaları yok. Beykoz bunun için biçilmiş kaftan. Dolu şey var değil mi? Yapabiliriz. Böyle kuklalar, bizim derimiz, bizim camdan eşyalarımız, ne bileyim pazarlarımız, bostanlarımız ve balığımız. Burası Gariban, Almanya'nın bir köyünde bir göl ve dereden çıkan balıkları bize anlatmaya çalışıyor. Biz İstanbullulara. Çok güldüm. Burası Roma. Roma'da şantiye alanları ve bilgilendirmeler. Dedim ya, bizim yönlendirmeler ve bilgilendirme panolarıyla ilgili sorunlarımız var. Tabii bunu her semtte yapamayız. Çünkü çalıp kırıyorlar. Hocamla bir konu konuştuk arada. Bizim toplumumuz bazı şeylere hazır olmayabilir. Aynısını yapmak zorunda değiliz. Ama bilgilendirmenin yolunu birlikte oturup konuşmalıyız. Bir tarihi binaya, bir demire, küçük bir korkulukla basit, ucuz bir bilgilendirme yapılabilir. Bir şantiye binası, hiç fark ettiniz bizim şantiyelerimizin brandaları öğreten brandalar değil. Reklam brandası da değil. Bakın solda reklam alıyor, para kazanıyor, kendi kendini finanse ediyor. Sponsor oluyor kendine yani.
Diğer taraftan da işte bazen süreyeti tanıtıyor. Burada binanın süreyetini, çünkü belli ki uzun süre restorasyonda kalacak, sizi mahrum etmemek için bir çaba sarf etmiş. Ama işin aslı, hani benim anlatmak istediğim, bunlar bile bir ortak aklın ürünü. Bu noktaya gelmemiz lazım. Yollar. Burası Palatini Tepesi'ne çıkarken bir yaya yolunun nasıl yapıldığını görüyorsunuz. İnceledim çünkü seviyorum bu yollarını, nasıl yaptılar diye. Bayağı çimentolu, betonlu yaptılar. Burası Heidelberg. Ben bunları çok sevmem. Hatta Önder Hocam, sizin sunumunuzda bir fabrikayı gösterdiniz. Ben bal mumu heykeli zannettim. Ben bal mumu heykelleri de sevmiyorum. Canlı insanlar üretime devam ediyordu. Bu Heidelberg Kalesi'nde geleneksel bir takım şeyler var. İşte eczaneleri var mesela, bunları korumuşlar. İnsanları hatırlatmak için böyle kostümlü. Çünkü burada halk var olduğu zamandan itibaren gelip serbestçe piknik yapabiliyormuş. Onu canlandırıyorlar. Çok sevmemekle beraber bu da bir politikanın ürünü. Bu çok ilginç. Burası Milano Duomo Katedrali'nin tepesi. Burada ne işimiz var değil mi? Bu da bir politika. Bir korumacı olarak yadırgıyorum bunu ama biz de çıktık, baktık. Bu da bir pazarlama yöntemi. Buraya kulelerden asansörle çıkıyorlar. Bu kulede bir asansör var ve ciddi de güzel para kazanıyorlar. Böyle tescilli yapıların arasına, ara sokaklara güneş ve yağmurdan koruma amaçlı estetik sanatçılarına tasarladıkları gölgelikler var. İşte şeyleri görüyorsunuz sağda, saksıları. Solda da bu önemli Türk bayrağını görünce hemen dört elle sarılırız ya yurt dışında. 2015 Expo'sunun Milano'da caddelerde tanıtım. Çok basit. Yani bir ağırlığın altına Expo yazıyor ve hangi ülkelerin katıldığını bayraklarla yapıyor. Turistler dört elle sarılıyorlar kendi bayraklarını görünce. Bizim gibi. Biz tabii Expo'ya da gittik. Bunu çok seviyorum. Bu Milano'da yine bir ortak çalışma. Büfeler. Standart bir büfe tasarlamışlar. Bilirsiniz Karaköy, eski Karaköy resimlerine, bizim duraklarımızda da 19. yüzyılda bu tür şeyler var. Bakın yağmur oluk borusunu görüyor musunuz? Her detayı çalışmışlar. İklimlendirmesine kadar. Tabii satılacak ürünleri de kontrol ediyorlar. Bunlar biraz ortak çalışmaların ürünleri. İşte kırsal görüntüler, tablo değerinde işte Beykoz'da da böyle manzaralar var. Bu yollar, bitkiler, Rotterdam'daki bu manzara, bütün turistik danışma ofislerinde veya işte internette Rotterdam deyince bu yapı çıkar. Bu ilginç, çok hızlı geçeceğim. Frankfurt'ta rekonstrüksiyon meselesi. Korumacılar bilir, biz rekonstrüksiyona hep karşıyızdır. Ben de gittim ya işte Almanya'daki mimarlara, çünkü en çok Avrupa bize karşı çıkıyor böyle konularda biliyorsunuz. Almanya olunca durum değişiyor. Burada da büyük kavgalar kopmuş ve nihayetinde turist yüzünden, turizm politikaları yüzünden rekonstrüksiyona izin vermişler. Üstelik de önüne böyle bir köprü yapmışlar. Hani daha yakından ve yüksekten görebilmek için. Bu da rekonstrüksiyonu yapılan yapılardan biri, diğerlerine uyan. Hocam çekiyorsunuz, bekliyorum, geçiyorum şimdi. Bu arada yine Frankfurt'ta yolun girişinde böyle artık yeşil yok, saksıda vişne, şey kiraz ve incir ağaçları var saksıda. Onlar da olmuşlar da kırmızı kırmızı. Sağ taraf Viyana'daki tekstil ve üretimle ilgili bir festival, gençlerin yaptığı. Bütün ekonominin canlandığı önemli bir şey. Meydanlarda bunları belirli dönemlerde tasarlıyorlar. Bunun için de çok para harcamıyorlar. Yani festivaller için çok para harcamaya gerek yok. Üretimi getirmek. Camı getirebiliriz, deriyi getirebiliriz, tarımı getirebiliriz, organik tarımı getirebiliriz. Yeter ki bunları çalışalım. Bu da onlardan. Bakın basit şemsiyeler ve üreticiler orada. Ve hani tam müzeye yakın bir alanda, müze alanının olduğu noktada oldukça canlı bir yerde. Burada yine mum oku görüyorsunuz. İşte çağdaş sanatların sergilendiği ve meydandaki akrilik yeşil bankları artık aşmış. Bu çok güzel bir örnekti. Bir sarayın bahçesinde bir labirent yapmışlar çocuklar için. Geleneksel bitki örtüsünü, saray peyzajını anlatmak için böyle bir oyun yapmışlar. Çınar ağacının tepesine de bir kule yapmışlar. Oradan işte görüp yol gösteriyorlar, atıyorum. Çocuklar aşağıda yön buluyor, anneler babalar yön gösteriyor. O bitki labirentinden çıkmak için. Bu da işte fıskiyeli oyunlar. Bunu niye anlatıyorum? Hani peyzaj diyoruz, saray mimarisi diyoruz, bahçesi diyoruz. Bu da bir ortak aklın ürettiği bir şey. Oradaki çocukları ve ziyaretçiyi biraz daha
orada tutmak ve öğretmek için bitkileri ve ağaçları. Yine bunlar İsviç Zürih'ten örnekler. Evet, mesela Zürih'te de çok yine iklim nedeniyle böyle yeşil alanlar yok ve peyzaj şehirleşme nedeniyle. Bir yanda sizi böyle sahneler karşılıyor. İşte çiçekçiler, ağaçlar, şiirsel bir takım köşeler. Sizler de bunlardan mest oluyorsunuz. Zürih'te yine kanal. Bizim de burada suyla ilişkimiz çok iyi. Biraz belki dokunabiliriz, belki biraz kullanabiliriz. Sıkıldınız biliyorum, bitiyor. Gerçekten bitiyor. Kızmıyorsunuz değil mi Sedat'cığım? Bunu şey şöyle, bunu göstermek istiyorum. Benim tabii böyle takip ettiğim yerler var özellikle. Pompei sitesi karşılıklı takipleşiyoruz. Niye? Bunların yönetim politikasını seviyorum. Yani şu kazı arkeolojik çalışmaların pandemi boyunca ekmeğini yediler. Para harcamadan pandemi sonrasına yatırım yaptılar. Bence bunu hepimiz hem akademisyenler hem yöneticiler olarak bir değerlendirmeliyiz. Ben çok not aldım ve çok şey öğrendim. Sonuç olarak bir şey daha ekleyip bitiriyorum. Sabrınıza da teşekkür ediyorum. Böyle tanıtım ofislerinin hepimize ihtiyacı var ve bunların da çalışılması lazım. Bu da Kolmar'da bir köydeki bir turizm, köydeki bir turizm danışma ofisi. Bizim her semtimizin, hatta semtimizdeki bazı bölgelerin özellikle çalışılmış, bakın birbirinin aynı değil. Yani Polonezköy'dekiyle Paşabahçe'deki aynı olamaz ya da Kanlıca'daki aynı olamaz. Çünkü onun doneleri farklı. Farklı çalışılacak böyle iskelelere, meydanlara yakın donelere ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum. Olcay Aydınır, çok 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 teşekkürler. Fırtına galiba artık geçtim. Bu oturumda soru almayacağız diye düşünüyorum. Bu son sunumun tamamıyla değerli belediye başkanımıza Murat Aydın Beyefendi'ye yönelik olarak yapıldığını düşünüyorum. Mesajlar alınmıştır eminim ki. Zaten bu sempozyumların maksadı da bu mesajları alıp en güzel şekilde ilçemize yansıtmak olsa gerek. Hazır, madem ki mikrofon benim elimde kaldı, bu vesileyle hem dört hocama, konuşmacılara çok teşekkürler tekrar arz etmek istiyorum. İsmiyle anmamış olduğum İsmail Coşkun Hocam'a da Tertip Heyeti Başkanı bana bu isimlerle aynı masada bir arada bulunma fırsatını bahşettiği için tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Tüm katılımcılara da inanılmaz sabır, bilim peşinde, Beykoz tutkusuyla, arzusuyla buralarda bu saatlere kadar bulundukları için tekrar teşekkürler Sayın Başkanım, Sayın Kaymakam. Tekrar teşekkürler efendim. Tüm hazırın, Sayın Rektörüm, eksik olmayın, üniversitemiz size emanet. Diğer rektörlerimi de ziyaretine geleceğim inşallah. İsmail Hocam tekrar sağ olunuz, eksik olmayınız. Güzel bir akşam olsun. Beykoz için her şey çok çok güzel olsun efendim. Teşekkürler, sağ olun. Kıymetli hocalarımıza, değerli akademisyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizleri yemeğe davet etmeden önce şükranlarımızı sunuyoruz tekrar tekrar. Sağ olunuz efendim. Büyük bir keyifle ve merakla, ilgiyle sunumlarınızı, tebliğlerinizi takip ettik, izledik ve dinledik. Değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, yarın ikinci oturumumuzda cumartesi saat 9.30'da sizlerle birlikte olmayı arzuluyoruz. İki salonumuzda eş zamanlı olarak sunumlarımız, tebliğlerimiz devam edecek. Onu paylaşalım. Katılımınız için ayrı ayrı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olunuz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz.